iğrenç ilişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İhbarlar sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkürler, çok sağ olun. Ellerinize sağlık, kollarınıza sağlık. Efendim hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Vazgeçme programına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Buralar biraz soğuk. Havalar da çok birden hemen soğudu. Birçok yerde zaten kar yağdı biliyorum ama İstanbul bugün fena soğuk yani onu söyleyebilirim. Ama sıcak evlerinize bizi izliyorsunuz inşallah. Oradan gelen sevgiyi hissedebiliyoruz. O yüzden görev aşkı bizi birazdan ısıtacak. Çünkü konuşacağımız konularla ilgili olarak çok merak ettiğim ilginç durumlar var. Birazdan hepsinden haberdar olacaksınız. Bizi her türlü konuda arayabilirsiniz. Arkadaşlarım ekranda görüyorlar. Daha doğrusu telefon numaralarını paylaşıyorlar. O telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Öte yandan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye de yazılı olarak da başvurabilirsiniz. Sevgili avukatımız Tunca Toker'le birlikte ekibimiz hepimiz hazırız. Görevimizin başındayız. Sevgili Saniye Hanım'a, sevgili Hatice'ye, sevgili Ayşe Hanım'a yardımcı olmak için programı hemen hızlıca başlıyoruz. Şimdi ekran başındaki değerli izleyiciler, programa gerçekten çok büyük katkınız var. Çok da ilgiyle de takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sürekli sorularla vesaire anket yaptığımız zaman da sosyal medyada interaktif de bir yayın da yapıyoruz. Beni çok mutlu ediyor. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi birazdan bir hanımefendiyle daha sizi tanıştıracağım. Nezahat Kuru hanımefendi Denizli Çameli'nden bize başvurdu. Ya çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. İki tane evladı varmış. Bir oğlu ve bir kızı var. İki yıl önce eşi Ziya Bey bir trafik kazası geçiriyor. Arkasından trafik sigortası yaptırdıkları Taner Bey'le tanışıyorlar. Ve Taner Bey'in kız erkek kardeşiyle de yani Tarık'la da işte kızı bir süre sonra işte evlendirmek istiyorlar. Bunu yapan da bu sigortacı olan Taner Bey. Daha sonrasında maalesef kızını evlilik vaadiyle bu sigortacının kardeşi ve sigortacı da dahil olmak üzere iddiasına göre Nezahat Hanım'ın 400 bin lira kredi çektiriyorlar kızına. Üstüne üstlük damat için başlık parası istiyorlar. Damat için başlık parası istiyorlar. Ben işte kızımı kaybetmek üzereyiz. Kızım hala bu insanlara inanıyor. Gerçekler ortaya çıksın. Beni de buraya eşim gönderdi diyor. Nezahat Hanım gelsin ayrıntıları o anlatsın. Konuyu çok daha iyi anlayacağız ama kızının evlilik vaadiyle dolandırıldığını, hala bu insanlara inanmaya devam ettiğini ve buna da çok şaşırdığını, çok üzüldüğünü söylüyor. Yani ve bir çete tarafından da tehdit edildiği için kızım bunları yaşıyor olabilir diyor. Şimdi Nezahat Hanım Denizli Çameli'nden geldi. Buyursunlar. Buyurun Nezahat Hanımcığım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kim kurtarır bizi? Oy o kadar yani. Gerçekten çok kötüler. Benim tanıdığım kadar da çok. Korkuyor musunuz çok siz? Çok korktuk biz, çok korktuk. Biz 2,5 aydır ben süründüm. Geldin. Ben süründüm. Ziya Bey mi gönderdi, eşim mi gönderdi seni? Eşim gönderdi. Ben dedim, Didem'e çıkacağım. Hı hı. Allah razı olsun beni gönderdi. Daha düne kadar korkudan biletimi iptal edin demiştim. Allah razı olsun yetmemişler. Korktun mu? O kadar mı korkuyorsun bunlardan? Evet, çok korkuyorum. Hem paran gitti hem de kızın için endişeleniyorsun. Kızım için de endişeliyim. Benim çocuklarım yalnız yerde oturuyorlar. Oy merak etme. Eşim de yalnız yerde oturuyor. Hoş geldin. Hoş geldin. Merak etme, yalnız değilse biz varız. Ya ölümden başka her şeyin çaresi var. Dedim, biz hiç adaletsiz hiçbir iş yapmadık bugüne kadar. Ama halen daha adalete sığınıyorum. Hı hı. Önce Allah, sonra siz. Elimden geleni yapacağım. Merak etme senin için. Ya şuraya oturtayım seni, şu baş köşeye. Korkma, kimden korkacaksın ya? Olur mu, burası Türkiye Cumhuriyeti? Bana diyor, benim elim çok kuvvetlidir. Öyle mi? Göreceğiz. Şu köşeye otur, eli çok kuvvetliymiş. Evet. Bana önce şunu söyler misin? Yani sen benim kızım diyorsun ya da siz hepiniz beraber evlilik vaadiyle 400 bin lira dolandırıldı diyorsun. Evet. 400 bin lira.
400 milyar yani. Evet yani 400 bin. Evet. Ondan sonra yani yeni şeyle eski biz para karışıyor birbirine. Biz karıştırıyoruz cahil. Evet. Kim, cahiliz. Estağfurullah ya. Kim ya da kimler tarafından kızın dolandırılıyor? O ismini söylemeyelim de şimdilik. Anladım. Ama gerekince onu da söyleyeceğiz. Kızın Atiye, ekranda görüyoruz kızını. Evet. Kaç çocuğum var sevgili Nezahat Hanımcığım? Ben şu anda hayatta iki çocuğum var. Biri oğlan, bir kız. Atiye Hanım da ekrandaki kızın senin. Ben şu LED'e verebilirseniz kızını arkadaşlar. Evet. LED'lerin ki daha iyi anlasın. Tamam. Evet. Peki senin kızın Taner tarafından nasıl dolandırıldı? Şöyle bunlar... Hani baştan bizim şöyle anlatayım. Eşim kaza geçirdi. Geçmiş olsun. Kaza sigortasını buna verdik biz. Vekalet. Taner denen ona verdik. Kişiye verdin, evet. Evet. Eşim Rana Hanım daha hızlı bu konuda. Hı hı. Daha eşi var, tamam. Eşi var. Hı hı. Bize şöyle yaptı. Parayı aldık. Neyse orası geçti. Bize misafirler geldi bu. Özel bizi telefon etti. Nereden tanıştınız siz bu adamla, sigortacıyla? Benim kızım yemekhanede çalışıyor. Nerede çalışıyor? Onun yanına yemek yemeye geliyorlar. Senin kızın bir lokantada mı çalışıyor? Lokanta gibi bir yerde çalışıyor. Çalışıyor. Orada yemek yemeye gelip giderken kızın onu tanıyor. Taner'i tanıyor. Taner'i şöyle biz demişler sigorta işi yapıyoruz. Evet. Benim babam da kaza yaptı ama... Bir sene olup gider hiçbir şey olmadı demiş benim kız. Ve sigorta ilgili Taner'den yardım istiyor. Yardım ben sigortacıyım istemiş. Diyor aynen, kızın Atiye'ye. Peki sonra bir tanem, sonra ne oluyor? Tamam bu bizim görevi aldı. Evet. Biz buna tabii güvendik. Aha. Bir gün bu para yatıracağı gün cebine yatırmış para, kendi hesabına yatırmış. Benim eşimin hesabına da yatırmamış. Ona sonra gelelim. Bir gün size yemeğe geldiler. Yemeğe değil, şöyle bize misafir olacaklar. Antalya tatile gidiyorlar. Aha. Biz Çamalı'nda oturuyoruz. Aha. Siz Denizli Çamalı'nda oturuyorsunuz. Çamalı'nda oturuyoruz. Evet. Kızım Denizli'de oturuyor. Hı hı. Telefon geldi dedi. Taner bize misafirliğe geliyor dedi. Tamam dedim, buyursunlar. Hı hı. Geldi akşamdan yattılar. Ertesi gün kalktılar gittiler bunlar. Neyse bizim durumu öğrenmek için gelmişler zannedersem. Biz biraz onların gözünde düşük insan, hani tövbe. Estağfurullah yani. Hani öyle... Biz öyle yorum yaptık yani kendimizce. Sizi kolay ikna edebilirler. Kolay ikna etmek kolay için sizden düşündük. Nasıl koşullarda yaşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, sizden ne kadar para koparabilirler diye sizin evinize. Aynen. O yüzden geldiler şimdi diye düşünüyorsunuz. Şimdi bu olay bitti gitti bunlar. Evet. Ya, bir hafta tatilde kaldılar. Özür dilerim, bunlar nerede yaşıyor Taner? Uşak'ta. Uşak'ta yaşıyor. Uşak'ta yaşıyorlar. Siz senin kızın ayrı mı yaşıyor senden? Benim kızım Denizli'de, iki tane kızı var, onları oku diyor. Denizli'de yaşıyor. Denizli'de. Bu Çameli'de Denizli'ye bağlı. Siz de Çameli'de aynen, yaşıyorsunuz. Biz, evet. Peki Çameli'ye mi geliyorlar, Denizli'ye mi geliyorlar bunlar? İlk zaman Çamalı'na geldiler. Sizin eve geldiler. Evet. Sonra bunlar tatilden dönerken bize telefon ettiler. Evet. Paranız çıktı, gel al dediler. Hı hı. Antalya çağırdılar benim adamı, ben göndermedim eşimi. Hı hı. Özür dilerim, bazen şeyi konuşabiliyoruz. Yok, rica ederim yani. Ben göndermedim, gelsinler dedim, Denizli'de alalım dedim. Hı hı. Ne Antalya gidiyorsun dedim. Peki. Denizli'de aldık parayı biz. 140 milyar para çıkmış bize sigortadan. Tamam. Biz bunu aldık, köyümüze gittik. Tamam. İki gün geçti aradan, Taner 4 milyar para istemiş benim adamdan. Ekstradan başka. Ekstra. Dedi Taner benden para istiyor. Neden dedim? Harçlığı kalmamış dedi. Harçlığı kalmamış. Harçlığı kalmamış Taner Bey'in. Ben de dedim ki ben eşime altın yaptım, parayı o aldı de dedim. Öyle deyince bir daha siz aramadı. Siz bunu emeğinin karşılığı, sigorta yaptığı için, size bir masraf falan yaptığı için o emeğinin karşılığını verdiniz zaten. Onu verdik biz. Onun dışında sizden. Onun dışında tekrar harçlık istemiş. Harçlık istiyor. Evet. Peki bu evlilik meselesine gelelim. Yani evlilik meselesine şöyle. Senin kızın Atiye daha önceden sevgili Nezahat Hanımcığım bir evlilik yaşamış. Etti. Evet ama ayrılmış. Ayrıldı. Ayrıldı. Atiye kaç yaşında bu arada? 36. 87 mi? Tam orasını bilemiyorum. 87 olabilir diye 87 düşünüyorum. 87 doğumdu. Tamam peki. Sonrasında yani Atiye'nin evlilik meselesi nereden çıktı? Yani bunlar normal. Onlara karşı şöyle çıktı. Onlar deniz şeyden dönerken, Antalya'dan dönerken biz beraber şeye gittik.
İş görmez raporu almaya gittik. Benim adam kaza, hı hı, çok büyük kaza geçirdi ya. Evet canım. Hı. Onu gelirken dediler ki Atiye'nin çayını içelim. Senin kızın çayını içelim dediler. Hı hı. Kızım dedim, Taner abin geliyor, çay yapago dedim. O kadar detayı boş verelim de ben hızlı ilerleyelim çünkü bazı telefon bağlantıları, hı, var. Taner bir süre sonra diyor ki işte Atiye'ye, ya Atiye benim erkek kardeşim var, aynen, Tarık, seni onunla evlendirelim diyor. Onunla evlendireceğim, seni alacağım kardeşime diye, hı, aklına giriyor. Sürekli ve aklına giriyor. Tarık'ı hiç görmeden. Hiç görmeden. Hiç Tarık'la daha tanışmadan sevgili izleyiciler. Ya yani Taner'le normalde sigorta işleri yaparken ben biraz heyecanlı yardımcı olayım sevgili Nezahat Hanım'a. Evet, evet, arkasından da Tarık'ı hiç görmeden tam 400 bin lira para çektiriyorlar. İhtiyaç, Taner. İhtiyaç diye. Ya yani seni evlendireceğiz. Evlilik masrafları içinde 400 bin lira krediye ihtiyaç var. Daha görmediği görmeden, kişi. Görmeden. Evet. Daha evlilikle ilgili görüşmeler yapmadığı Tarık için görmeden 400 bin lira kredi çektiriyor Taner. Arkasından da 400 bin lira krediyi çektiği gün Atiye tanıştırıyor. Tarık'la tanıştırıyor. Tarık'la tanıştırıyor, telefonla sonra tanıştırıyor. Yüz yüze de değil. Yüz yüze de değil. Peki, yüz yüze de değil. Geleceğim arkasından da Taner erkek kardeşi için, yani Tarık için, bu arada Tarık da boşanma aşamasında, evli o zaman. Ve Tarık için de şey istiyor. Başlık parası istiyor. Bir de değil, ben kardeşimi başlık parasından vereceğim sana değil. Evli aldın ya abi, daha ne alacaksın değil benim kız. Evet. Yani daha ne alacaksın, aldın işte değil. Düğün hazırlıkları için bankadan Taner erkek kardeşiyle Atiye'yi evlendirmek için, sözüm ona, toplamda 400 bin liralık kredi çektiriyor. Krediyi çektiği gün görüntülü mü konuşuyor Tarık'la sadece? Telefon numarasını veriyor, görüntülü, ondan sonra devam ediyorlar görüntülü konuşmaya sürekli. Peki o 400 bin lira krediyi çekiyorlar mı, alıyorlar mı? O 400 bin lira krediyi çekiyorlar. Ben kızın eline dedim ki kızım, ha bir de diyor ki annen üstüne at, ödeme. Telefonda hepsi kayıtlı. O para şu anda nerede, 400 bin lira? Biz geri parayı hep bankalara geriye iade ettik. Aha. Onlar ödeme dedi, biz iade ettik geriye. 200 bin lira çektiriyor, o parayı elinden aldığı için Taner, aha, biz onu ödeyemedik. Ya sen diyorsun ki bunlar bizi dolandırdı, paramızı geri versinler, başka insanları da kandırmasınlar. Bunlar başka kadınları da evlilik vaadiyle dolandırabilirler. Gerçek yüzleri ortaya yaparlar çıksın gibi bir gerçek şeyimiz var. Gerçek yüzleri ortaya çıksın. Tamam. Arkadaşlar telefon bağlantısı hazır mı? Ne dediniz bana Pınar? Peki bu sigortacı ve bizi dolandırdı dediğiniz Taner Bey şu anda telefon hattındaymış. Taner Bey merhabalar. Merhaba. Taner Bey bir sakin olalım. Ben daha bak Nezahat Hanım'ı yeni tanıdım, tamam mı? Sana dolandırıcı demiyoruz, dolandırdı iddiası diyoruz. Bir sakin ol lütfen. Sakin ol Taner Beyciğim. Niye bu kadar atarlısın? Taner Beyciğim. Koymuyorum. Hayır, bu senin, hayır, yani seni dolandırıcı yerine koyan, bekle beni lütfen. Seni dolandırıcı yerine koyan, dolandırıcı olduğunu iddia eden Nezahat Hanımcığım. 400 bin lira kredi çektirmişsin sen. Daha kızla Atiye ile Tarık'ı yan yana getirmeden neden kredi çektirdin Taner'cim o zaman? Kime çektirmişim Didem ablacığım, ben ona kredi? Atiye'ye kredi çektirmişsin. Kim çektirmişim ablacığım? Televizyonda. Bir dakika benim evime gel. Dedim ablacığım. Dinleyin benim canım. Evimde oturdular, kahvaltı ettiler. Hı. Kızları kendileri gitti, araba alacağız diye kendileri işlerini yaptı. Dursun orada Nezahat Hanım. Yanlış ko. Eşi, kocası var bir tane. Çok bir insan. Bakın buraya geldi. Kocası başka kadınlar aldı diyormuş. Gideceğiz biz buralardan. Evinde yemek yedim. Taner bak kardeşim, ben bir dakika. Ben de ikinizi daha yeni tanıdım. Dolayısıyla ben ikinizi de dinleyeceğim. İki eşit mesafedeyim. Bana şunu söyler misin? Biz sigorta işi için Atiye ile tanışıyor. Sen Atiye ile nereden tanışıyorsun Nezahat Hanım'ın kızıyla? Biz bunun tosyasını, babasının kazasını aldık İlkay Hanım'la beraber. Hayır merak ediyorum. Siz Atiye ile... Yok onu söylemiyorum. Anladım. Öncesini soruyorum. Siz Atiye ile nereden tanışıyorsunuz Atiye ile? İzmir'den. Heh. Doğu'ya gidiyorduk ablacığım. Atiye Hanım da kendisi derin bir girişte burada lokantada çalışıyor. Heh. Evet. Dedi ki ben kaza buldum dedi. Önce dur. Tanıştık. İlkay Hanım beraber tanıştık kazasını. Aha. Ve babasının kazasını aldık. Siz sigortacı mısınız? Taner Bey sigortacı mısınız? Evet biz sigortacıyız. İlkay Hanım'la beraber sigorta tamam işi yapıyoruz. Tamam peki Atiye ile daha önceden bir arkadaşlığınız, dostluğunuz hayır, yok. Hayır.
Nereden nereye giderken yol üstündeki şeyde lokantada? Yol üzerindeydi, iş yerinde çalışıyordu. Burada kebap salonunda çalışıyordu. Ufuk Bey tanışıyordu. Bir dakika Taner Beyciğim, nereden nereye gidiyordunuz siz? Siz nereden? İzmir'den? Ablacığım, İzmir'den. Evet. İzmir'den. Deniz üzeri doğuya gidiyorduk ablacığım. Doğuya giderken orada bir lokantada atölye iş yapıyor. Özür dilerim, atölye iş. Orada garsonluk işi yapıyordu ablacığım. Ha, peki siz bunu yani yeni gördüğü bir insana babasının sigorta meselesini kaza yaptığını Atiye mi sizle paylaştı? Hayır. Evet. Atiye bizim arkadaşımla yapmış. Bir odası biz görüştük. Benim hanım görüştü. Ve kazasını Nazire Kadın'ın beraber aldık. Rapora gittik beraber Antalya'ya. Raporunu aldık. Parasını kuruşu kuruşunu ödedik. Aradan aile dostluğumuz barıştı. Onu söyledi zaten. Onu söyledi. Parayı ödemişsiniz. Orada sıkıntı yok. Evet. Ondan sonra bundan bir ay önce Uşak'a geldiler. Kızıyla ikisi. Kızı çok iyi bir zeki. Oturdu. Eşi Nazar Kadar'ımın elinde mesajları var. Aynen. Peki sonrasında Atiye'yi kardeşinle evlendirme fikri nereden çıktı Taner? Ben çıkmadım ablacığım. Benim hanım sadece tavsiye etti. Ha. Onlar da tanıştı. Nezek Adan'ın da yorum yaptı. Diyeceğim. Bir dakika eşim de verecek zaten. Ondan sonra kendileri görüşmeye başladılar. Herkese anlatayım. Bir dakika. Eşin, eşinin adı ne? Merhabalar. Bir saniye, merhabalar. Bir ben ilk ay size yardımcı olmak için ben açıklandırmak. Tamam. Taner'in eşisiniz. Doğru mu? Doğru kişiyle mi görüşüyorum? Evet doğrudur. Hı. Biz aracı sigortası yapıyoruz. Trafik kazalarına bakıyoruz. Eşimle birlikte kurumsalız. Tamam. Ve kızı kaza geçirdiği için babası dediler ki biz başka bir sigortacı verdik. Bizim işimiz olmuyor. Kısa keseceğim. Hı hı. Bizim işimizi bakar mısınız? Biz bunların işlerini yasal yollardan, yaparaktan yasal bir şekilde Nezaket Hanım biraz önce diyor ya hesaplarına paramızı almış. Hı hı. Bu yasal değil. Benim hesabımda para gösterecek. Ben makbuzlu bir şekilde. Hayır zaten o sigortada bak İlkay Hanımcığım sigortada problem yok. O sigorta işlerine zaten biz paramızı aldık diyor. Diğer konuya geleyim. Orada sıkıntı yok zaten diyor. Diğer konuya geleyim. Nezaket Hanım'ın bir sevgilisi var. Tamam mı? Bunlar kocasıyla tartışıyorlar. Nezaket Hanım kızının yanına geliyor. Diyor ki biz diyor buralardan göçüp gidelim. Bakın ben Allah'ın huzurundayım ve kusura bakma yalan söyleme. Bir saniye ben nasıl de, yalan söylüyorsun? Ben konuştuktan sonra ben de delillerin, ispatların her şeyim var. Ve senin sevgilinin kim olduğunu da biliyorum. Nezahat Hanım'ın sevgilisi mi var? Anlamadım. Nezahat Hanım'ın mı sevgilisi var? Nezaket Hanım kocasıyla kavga ediyor. Sevgilisiyle de işbirliği yapıyorlar. Sevgilisi diyor ki kızın çeksin kredi, sen çek kredi. Denizli'den çekemiyorlar bunlar kredi. Yardımcı olmamız benim sevgilim mi çektirmiş bana ona kira diye? Daha sonrasında. Özür dilerim. Buraya geliyorlar. İlkay Hanımcığım. Şunu biliyoruz biz. Evet. Bu olaylar bittikten sonra bir gün işte sen işte şeyle kaynınla Tarık'la boşanma aşamasındaki Tarık'la Atiye'yi evlendirmek istiyormuşsun. Hayır. Kesinlikle benim kaynım daha boşanmadı. Atiye Hanım'la alakası yok. Atiye Hanım kendisi buraya gelerekten benim kaynımı dolandırdı gitti. Ben yalan söyleme. Atiye'nin evinde yemek yiyen. Gelip benim kaynımla birlikte olaraktan 10 bin lira para götürdü gitti. Neyin karşılığında götürdü onu? Bir bana ispatlar mı? Hani bir dakika. O mu sizden 10 bin lira aldı? Bir dakika. O mu sizden 10 bin lira aldı? Nezaket Hanım'ın kızı buraya geliyor. Para çekiyorlar bankadan. Evet. Nezaket Hanım bunu sevgilisine veriyor. Sonra aralarında bir tartışma çıkıyor. Nezaket Hanım apar topar bu benim paraları topluyor. Benim sevgilinin adını verir misin? Tekrardan bir dakika, bankaya yatırıyor. Bir dakika. Nezaket Hanım diyor ki ben sevgilim. Bir dakika. Benim sevgilimin adını verir misin? Bak soru soruyor. Benim sevgilim kimmiş diyor. Evli normalde. Ben olacağım onun sevgilisini biliyorum. Çıkarıvereceğim. Kim o? Bekleyin. Çünkü kocasıyla birlikte yazışmaları, daha öncesinde kendisinin sabıkası var, başkasını vurduğu için. Bunları biz hep biliyoruz ve içimize yutkunduk. Biz onlar seni ilgilendirme. Benim eşimle aramdaki sorun seni ilgilendirmez. Şu anda beni karalıyorsan ben de seni dava açacağım. Peki diyor ki düğün hazırlıklı. İlkay Hanımcığım bana şunu söyler misin? Ben hala anlamadım. Benim evime misafir geldi. Gidem Hanım tek tek gidelim. Evet. Şimdi bunlar parayı çektiler. Nezaket Hanım kendi sevgilisine parayı veriyor. 35 bin lira bu parayı verdiğine karşılık da kendisinden Tete'ye para alıyor. Benim sevgilimi bulsun. Sevgilim var mı Tete'ye Nezaket Hanımcığım? Bunlar aralarında tartışıyorlar, paraları geri yatırıyorlar. Kızı da benim kaynımı gördü. Dedi ki ben de evlenmek istiyorum dedi. Ben dedim ki benim kaynım nasıl daha boşanmadı. Önünde bir süreç var. Boşanmayan bir insan evlilik hazırlığının içerisine girer mi? Bu bir. İkincisi benim kaynım peki bunun kızını istiyorsa onun gitmesi lazım Denizli'ye ki benim kaynım hiç gitmedi. Özür dilerim İlkay Hanımcığım. Sen aldın geldin kızımın yanına kaynını.
Çocuk sana yedirecek yemek bulamamış. 5 kilo balık aldım geldim anne, yığdım önlerine dedi. Para kalmadı cebimde dedi. Hepsinin parasını ben verdim. Oradaki patronlarına dağıtacağım diye onları da götürdüm. Pastamı da götürdüm, tatlımı da götürdüm. Ben senin hiçbir kızını, şeyi getirmemişsin ben çocuk. Ben senin kızını istemek için gitmedim ki. Ben senin kızını tanıştırmak için gitmedim. Bir dakika Rezaet Hanımcığım. Bu arada, bir dakika İlkay Hanımcığım. Şimdi sonrasında yani Atiye senin kaynına göz koydu öyle mi anladığım kadarıyla? Doğru mu? Biraz kaba bir ifade oldu ama. Nereden tanısın çocuk onu? Nereden ama görmemiş tanısın? Ki hiç şeyi Tarık. Hiç görmedi ki nereden tanısın? Hiç görmediği Tarık'ın insan için. Yanına gelen buraya Atiye, Sayın Didem Hanımcığım. Öyle Atiye mi? Atiye bir hafta öncesinde buradaydı. İspatlarım var, delillerim var, makbuzlarım var. Benim kaynımı 10 milyon lira dolandırıp giden zaten Atiye. Atiye almadı parayı. Ya Atiye. Özür dilerim. Yani Atiye, Tarık. Oraya biz var ya alacaklıyken şu an suçlu konuma düşüyoruz. Neyin karşılığı 10 bin lira? Oraya bir dakika. Bir sakin olun. Rezaet Hanım bir dakika. İlkay Hanımcığım bir dakika. Rezaet Hanım tefeye parayı verip 35 bin lira para soktuğunu açıklasın bana. Bir dakika. Ben de şunu aldım. Sakin olalım. Denizli'ye götürmüş onu. İlkay Hanımcığım. Peki senin kaynın bu 10 bin lirayı neyin karşılığında Atiye Hanım'a vermiş? Neyin karşılığında mı vermiş? Onun neyin karşılığında verdiğini bilmiyorum. Onu da kız açıklasın. Çünkü bir kadın buraya geliyor da 10 milyon lira tekrar alıp gidiyorsa... Benim kızım oraya neden gitti söyleyeyim mi? Onu Atiye açıklasın. Dinle Rezaet Hanımcığım, senin kızın bir dakika senin kızın İlkay'ın kaynından bu evlilik vaadiyle dolandırdı söylüyor. Dediğin Tarık'tan 10 bin lira aldı mı almadı mı? Şimdi yalan söylüyor. Ne diyor? Aldı mı almadı mı? Parayı almadı söyle. Benim haberim yok aldığından hiçbir şeyden haberim yok. Atiye nerede şu anda? Atiye şu anda çalışıyordur halen çalışıyor. 10 saat çalışır 8 saat parası alıyor. Tamam peki İlkay Atiye ile görüşüyor musunuz siz? Kızı bir aydır işsiz. Ve kızın sokaklardan annesin. Aynen konuşmayın. Sen konuşsana. Yani bir, sakin ol. Kocan da bir yandan konuşuyor. Sesler karışıyor. Bak anlaşılmıyor. Abla, bir şey diyeceğim. Sadece bir şey diyeceğim. Didem ablacığım. Ha canım. 10 gün önce kızı buraya geldi. Oturduk çayma içtik. Evlenmek isteyen kızı zaten. 10 ay önce mi yalan annem, söylüyor. Annem eve gitmiyor. Abi çok konuşacak şeylerim var. Bıktım bu kadından deyip de evden kaçıp işe gitmedi. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Çok yalan söylüyor. Benim kızıma sor. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Önce Taner ile İlkay'a sesleniyorum. İkiniz galiba hoparlör açık. Aynı anda konuşuyorsunuz ve sesler karışıyor. Anlamakta zorlanıyoruz. İnsanlar da anlamakta zorlanacaklar. Benim kızım neden gittiğini söyleyebilirim. Müdür tanıdığım arkadaşım var. Elemanlarım var. Gel Atiye parayı öteleyelim. Ana parasından öde diyerekten çağırıyor çocuğu. Tamam. Peki senin kızın nerede olduğunu sen şu anda biliyor musun? Şu anda iş yerindedir. Saat kaç bilmiyorum ama tamam. İş yerinde. Tamam. Senin kızınla irtibatın var mı peki? Senin kızın hala Taner'le Tarık'la görüşmeye devam Tarık'la ediyor mu? Tarık'la görüşüyor. Tarık bulandırıyor kafasını. Onunla görüşmeye başlayalı. Çocuk bizi görmez oldu. Dün babasından peki. Kavga etmiş onlar kötü insan değil diye. Ha peki ya onlar yüzünden sizle kavga ediyor. Bizimle kavga ediyor. Peki. Nasıl giriyor beynine bilmiyorum. Senin kızın buraya geldiğini biliyor mu? Bilmiyor. Ha sürpriz olacak o zaman sürpriz ona. Sürpriz olacak. Yani Atiye hala onlara inanıyor diyorsun. Hala... Tanıdığın o bankanın var. Adını söyleme bir banka de. Yani, banka. Tamam. Şimdi İlkay duyuyor musun beni canım? Bir dakika ben bir soru sorayım merak ediyorum. Yıllar öncesinde vurduğu kişiyi bile evine birlikte olmak için çağırıyor kocası yakalayınca vuruyor adama. Bir açıklayın bir araştırın. Yalan söylüyor. Yalan. Yıllar önce biriyle yalan, birlikte oluyor kocası değil. Da onu mu vuruyor? Şimdi kocası kahveye gittiği zaman eve birisini alıyor. Bunlar birlikte o adamla yakalandıkları zaman kocasına bildirmemek için kendisinin üzerine... Şimdi İlkay diyelim ki... Bir dakika. Diyelim ki bir dakika bir saniye. Beni ilgilendirir. Diyelim ki... Sabıkalı bir kadın. Ha onu söylemeye evet, çalışıyorum. Bizi ilgilendirmez çünkü öncesi. Sizi ilgilendirmez biz şu anda bakıyoruz ama sabıkalı diyor. Nereye güveniyoruz Zidem Hanım? Ben bu kadından korktuğum için kocamı ya da kaynımı ya da kendimi gider miyim yanına tek başına? Ha, sen de yanına korkuyorsun. Ha Rezaet Hanım'dan korkuyor musun? Peki bunlar bizim elimize geldi. Onların dinlenmesini istiyorum. Ben telefonlarımızı... Bir dakika biri konuşurken sen de İlkay'ı dinle ki o da evet, bir suçlama varsa birbirinize yanıt verin yani. Bir dakika. Benim evime misafir geldi. Taç hamaline yattı. Madem korkuyordu niye yattı benim evimde? Tamam güzel soru. İlkay yanıt ver. Ne dedi anlamadım. Dedi madem benden korkuyor gelip benim çam elimde evimde ben niye misafir oldu neden yaptı i̇şte benim evimde? İşte onu öğrendim ben senin sağlıklarını ve söylüyor. Başkasını vurduğunu. Tamam. Ve daha sonrasında çam elinde araştırdığı zaman kocasının kahveye gidip sabah saat 5'e kadar gelmediğini
kendisinin kocasından ilgisiz olduğunu, bıktığını, bu adamı öldüreceğim dediğini, kimi öldüreceğim dedim ben? Geçiremeyeceğim dediğini hep biz biliyoruz. Şimdi İlkan bunu şunu söyler misin? Çok İlkan söylüyor. Bak ben bu yayını neden yapıyorum? Sesi bir alalım. Lütfen çok çok konuşturmuyorsunuz ikisini ikiniz de. Çok ben bu yayını şu yüzden yapıyorum. Yani benim kızım Atiye İlkay ve Taner tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Zaten evli olan bir adamı işte kızıma işte yamamaya kalktılar. Üstüne üstlük 400 bin lira kredi çektirdiler. Arkasından da Tarık için de başlık parası istediler. Diğer meseleleri konumuzla bağlantılıysa konuşuruz. Ama İlkay da şunu söylüyor. Kriminal bir tip olduğunu söylüyor senin. Valla baktığımda kriminal bir tip gibi durmuyorsun ama tabii hayat bu yani. Bu konuştuğu kelimelerden hiç bak yani tamam. Benim çocuklarım 41 yaşında 81'li olunca kaç oluyor? Mustafa ile Atiye. Mustafa ile Atiye oğulların oğlunun kızı. Yani. O olayda şimdi şöyle yani bunları karıştırmak istiyorum. Ben size daha detaylı ya anlatırım sonra. Gelmeden önce sen sonuçta ben Tarık. Ben eşimle alakam da bunu ilgilendirmez. Ben eşimle benim yazışmalar var. Ben onlar sorun değil. Ben de dedim ki eşime bunlar dedim avukata göstereceğim seni dedim. Ben birinden yazışmış. Ben dedim sen, ki. Ya eşim mi seni eşim aldatıyor yazışmış. Sen mi onu aldatıyorsun? Eşim yazışmış. Ha eşin yazışmış. O ben yüzden de dedim sen de ona öfkelisin yani. Ha, ben ona hayır öfkeli değilim. Ben eşime ben öfkeli olsam ben kaç yaşındayım ve de kaç yıl olmuş evleneli? 41 yaşında çocuğum var benim. Öyle bir sorun olamaz. Bunları da ilgilendirmez benim sorunum. Sen kızın Atiye ile ne zamandan beri konuşamıyorsun? 2-3 gün oldu daha. Şu bir hafta oldu. Ama bu özellikle sen dolandırıldın meselesinde Atiye bir türlü ikna olmuyor ve diğer tarafla... İkna olmuyor şöyle anne diyor. Geleceğim İlkay sana evet. Şöyle... bulaşma diyor. Onlar tehlikeli. Beni ödeyeceksin dedi diyor. Kolumdaki bileziği satarım. Senin borcunu paranı öderim dedi diyor. Tamam. Şimdi müsaade et İlkay'la konuşacağım. İlkay siz Atiye'yle görüşmeye devam ediyor musunuz? Biz Atiye en son buraya geldiğimde. Ne zaman? Ben dedim ki Atiye hangi amaçla buraya geldin dedim. Çok dedi annem dedi evde dedi ben işimden çıktım. Annem git tepemden gitmiyor. Sürekli dedi bana dedi neden kredi çektin diye dedi. Bankaya yatırdı dedi. Ve dedi ben dedi evim boşaltmadığı için dedi ben sokaklarda geziyorum abla çok boğuldum yanınıza geleceğim dedi. Hatta çok ben kalp rahatsızlığı yaşadığım için benim o gün doktor randevum vardı yazışmalarımız hala mevcut bende. Peki. Kızım ben gelemem dedim aracımız yok. Kendisi gitti gelmiş buraya kaynımla birlikte olmuşlar gezmişler tozmuşlar. Buna istinaden de kaynım ona 10.000 TL vermiş. Dedim ki niye dayanaraktan Atiye'ye 10.000 lira verdin? Niye gelmiş Atiye'ye? Az para değil yani. Az para değil. İnsan yeni tanıdığı birinde niye 10.000 lira? Şu anda bizi arıyor. Özür dilemek. Arıyor mu? Biz de ona ulaşmaya çalışıyoruz. Lütfen söyler misin? Kızım, arada yalan var. Ben İstanbul'a geleceğim. O kadının sevgilisini de getireceğim. Makbuzlarımı da getireceğim. Getireceğim. Ya peki ben şunu merak ediyorum. İlkay Hanımcığım. Getir hepsini getir. İlkay Hanımcığım peki şunu merak ediyorum. O zaman yani sence Nezahat Hanım'ın amacı ne? Nezahat Hanım'ın amacı burada sadece bu... sevgilisine kaptırmış olduğu para var ya buna bize ödeyin dedi. Ben dedim ki sen sevgiline parayı vermişsin. Ben bundan. Tefeden para almışsın. Fakat o adam senin paranın yarısını yemiş. Ben bunu ödeyemem ki dedim. Ben bunu ödeyemem. Ve para neredeymiş 400 milyon lira bana vermiş mi? Sen eve götürdün evde aldın çocuktan parayı. Bana verdin mi 400 milyon sen? Sen bana verdin mi? 140 milyarını elinden aldın çocuğum. İspatın var mı? Şahidin var mı? 400 milyon Allah bana verdiğine dair. Allah ama şahidim. Ben o 400 milyonu, senin bana... Sen... Kendi hesabında 400 milyon yaptı. Daha sonra oradan... Peki özür dilerim. Bir dakika İlkay bir saniye. İlkay bir dakika. Atiye sonuçta bankadan 400 bin lira kredi çekti mi çekmedi mi? Bir dakika. 400 bin lira çekmedi. Didem Hanım 400 bin lira çekmedi. Ne kadar çekti? Çekti. Daha sonrasında bu parayı annesine verdi. Neden çekti? Annesi sevgilisine veriyor. Annemgilden kurtulacağım. Bana hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Çocuklarımı okutacağım ya da bir ev alacağım diye çekti Didem. O parayı annesine verdi, annesi de sevgilisine mi yedirmiş? Annesi sevgilisine verdi, 35 milyon lira sevgilisinden bir faiz aldılar bunlar paranın karşılığında.
Daha sonrasında sevgilisi bunun 150 bin lirasını, 200 bin lirasını vermek istememiş, vermemiş. Bak, daha nasıl sonrasında Ati'ye kendisi eline verilen paraları bankaya geri iade etmiş zaten. Peki, daha sonrasında siz, benim önüme çıkar diye. Sonrasında kaynın için iddiasına göre, bu arada sen nezaket diyorsun, nezahat mı nezaket mi? Nezaket. Adın ne senin? Nezahat. Nezahat adı. Yani sen nezahat, nezaket değil, nezahat. Bu arada şunu merak ediyorum. Sen yani siz daha doğru ya da Taner mi ya da sen mi bilmiyorum. İddiasına göre kaynın için, Tarık için 15 milyar kredi kartından para çektirdi. Nereye gönderdi? Benim kıza. Bir dakika, bir dakika. Başlık parası istemişsiniz Tarık için. Tarık için başlık. Tarık'la alakası yok Didem Hanım. Bunlar kendisi zaten Tarık'la evlenmek isteyen bu. Nezaket Hanım benim kaynımın resimlerini gördü ve benim şahitlerim de var. O gün ben dedi ki kızım dedi bugün de bu dedi, çocuk dedi inşallah boşanır dedi. Sen dedi bu kadar rahat ve temiz bir aileye gelin gidersin. Ne kadar benim yalan söylüyor Allah'ım dedi, buraya dedi. Yarabbim. Bakın ben yukarıda Allah var. Allah'ın huzurundayım ben bunları. Yani dolayısıyla elinde belgeler her şey var anladığım kadarıyla. Ben Taner ne diyor? Taner ne diyor İlkay? Taner ne diyor? Evimizde kahvaltı yaptılar. Biz bunların kazadan beri beni neden şikayet etmemişler? Kazada ben parayı hesabıma çekmişim de dolandırmışım. Ben sen hesabını çekmişin değil. İkincisi değil. Cebinden ödedim belki dedim. 400 milyon para bende nerede? Bunu ispatlayabilir mi? Ben almadım diyor. Para. Aksine diyor. Bir dakika İlkay sakin ol. Bir dakika. Tamam. İlkay şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor aksine diyor. Onlar diyor kaynımı gördüler, beğendiler. Görmedik. Ve ben ta evlenmek şimdi bak, istedi diyor. Telefonda zorla buldum. İsmini yazdım. Zorla buldum ben bu adamın. Taner'le şeyini ne deniyor ona? Hesabını hani diyemedim. Bir dakika ne dediniz? Bir şey söyle. Arkadaşlarım bir şey söylüyor. Söyleyin Pınar. Biliyorum. Evet konuştuk. Yani evet biliyorum. Şu anda siz Atiye'yle görüşüyor musunuz? Ben müdahale edemem ki. Kız annesinden kaçmak, kurtulmak için bana dedi ki annemden bıktım uşağa gelin gelirsem senede bir defa bile olsa annemin yüzünü görmek için gelmem dedi. Kızının suratına söylerim ben bunu. İlkay şu anda Atiye seni mi arıyor, kocanı mı arıyor? Atiye'yle görüşüyoruz şu anda biz. Atiye'yle görüşüyorsunuz. Evet. Öyle mi? Biz Atiye'ye evlilik vaadinde bulunmadık. Kaynımla evlendemedim. Ki boşanmamış bir insan. Belki çocukları var. Karısıyla niye tanıştırdın size o zaman? Niye tanıştırdın? Tanıştırabilirim. Tanıştırmak demek dolandırmak. Eve demek, aldın geldin için. Sen adam ben yokken eve getirmiş çocuklar. Yemek yedirmiş evde. Nasıl inkar demek ediyor şimdi? Bakın tanıştırmak demek gel evlen bana da 400 milyon lira parayı ver. Bunun karşılığında benim kaynımla evlenebilirsin demek değildir ki. Kızım 8 saat çalışıyor bak. Mi? Tamam. Okula toplantıya gidiyor. Anne diyor. 5.30'da işte şey toplantıdan çıktım. Eve geldim gelen diyor. 4 kişi diyor. Ranay Hanım diyor. Şoförü, kardeşi, Taner hepsi diyor. Yemek yiyeceğiz diye bekleyip dururlar diyor. Gittim diyor. Ay, biz arkadaşlar şu anda Atiye'ye ulaş. Atiye'cim lütfen telefonunu açar mısın? Arkadaşlarım şu anda seni arıyorlar. Yani İlkay ve Taner'i değil de bizim ekibimizin. Çünkü annem burada ve diyor ki benim kızım diyor evlilik vaadine dolandırıldı. Lütfen ekibimin telefonlarını açar mısın? Değil. Evet. Sen onunla değeri ana parasını öteleyelim. Ondan gidiyor çocuk bankaya. Bunun yanına ondan gitmiş. Geçen hafta değil o peki zaten. Peki sen Atiye'ye kızına inandıramıyor musun? Yani kız, o, Atiye de onları arıyor. Bak seni aramıyor. Sana kızdı. Bana kızgın. Buraya geldiğim için kızgın. Şikayet ettiğim için kızgın. Yani sen ekranda gördüğü için kızgın. Hayır. Bana şikayet edersen anne beni ceza aldıracaklarmış dedi. Kim söyledi ha kızım dedim. Tarık söylemiş. Hı hı. Ondan sonra bir de avukatın biri söylemiş. Kim söyledi orasını bilmiyorum. Tamam arkadaşlar Atiye şu anda telefonunu açıyor mu? Açıyor mu Atiye telefonunu? Bana kızgın, babasına kızgın, niye şikayet ediyorsunuz diye. Ben cezaevine gireceğim şimdi der. Bankadan ben çektim parayı, onlar çekmedi der. O yüzden korkuyor. Ne diye tehdit ettiler. Bana dedi 3 tane kız çocuğun var dedi. Bu Taner Bey. 3 tane kız çocuğu mu var? Ben dedim ki kızımın parasını gönder. Biz bankaları ödeyemedik dedim. Aldığın parayı hiç olmasın dedim. Kredi kartından çektiğini ver. Bankayı kapatalım dedim. Sonra vermedi. Sen benim ahbabım değilsin dedi. Ben senden para almadım dedi. Ben dedim ki ya parayı gönder ya savcılığa gideceğim dedim. O zaman dedi ki 3 tane kız çocuğun var dedi. Başına neler gelecek gör bir dedi. Telefonda dedi bunu. Allah. Benim kızımdan 15 milyar parayı çektiği Kıbrıs'tan otel tutuyor. Kızıma öyle söylemiş. Ben kızımı göndermedim. Ama peki bir şey uçak söyleyeceğim. Uçak bileti almış. Tamam. Göndermedim. Yani senin kızınla Tarık şu anda sevgili mi peki?
bilmiyorum, konuşuyor zannediyordu. Biz tanışma aşamasındayız daha. Öyle dedi. Mi? Belki Tarık telefon hattındaymış. Arkadaşlar dediğim olay olacak. Ona göre şey yapacağım. Anladınız siz. Tamam, tamam. Tarık merhabalar Tarık. Merhabalar, kolay gelsin hanımefendi. Teşekkür ederiz. Canlı yayındayız. Şu anda evet. Sizin görüştüğünüz kız arkadaşınız mı diyeyim, Atiye'nin annesi burada. Kızım Tarık işte ve abisi Taner tarafından, işte yengen tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Parası gitti. Kızımı bunların elinden kurtarın diye bize başvurdu. Siz Atiye ile nasıl tanıştınız? Evlilik vaadiyle para istediniz mi kendisinden? Evet. Didem Hanım mıydı? Benim evet, canlı yayındayız. Didem Arslan Yılmaz Didem ben. Didem Hanım. Buyurun Tarık. Beni çok iyi dinlerseniz, çok iyi dinlerseniz sevinirim. Ben şu an yatıyordum. Evet. Arkadaşlarım uyardı. Şu an Şova TV'ye bağlanamıyorum. Burada yağmur yağdığından mıdır, uydudan dolayı mıdır? Bağlanamıyorum. Şimdi ben size her şeyi bir anlatayım. Ama işin sonunda oradaki kadının adını bilmiyorum. Nezaket midir, nezahet midir? Atiye'nin annesi. Atiye'yi tanıyorsunuz. Tanımıyorum. Atiye'yi tanımıyorum. Onu da tanımıyorum. Babasını da tanımıyorum. Bak, ama bu işin sonunda var ya. Konuşuyorlar. Bir dakika, evet. Bu işin sonunda o kadınla onun kocasını maddi manevi bütün imkanlarımla gerekirse evimi yurdumu satarak onları şikayet edeceğim. Ben iki tane çocuk babasıyım. Bu zamana kadar harama el sürmedim, hı hı. Sürmedim de. Anladınız mı? Tamam. Didem Hanım. Tamam. Benim bu konuyla uzaktan yakından alakam yok. Ben alnımı teriyle çalışan işçi bir emekçi bir insanım. Şimdi Tarık evet, Beyciğim, Tarık Beyciğim, hakkınızdaki suçlama şu, iddia şu. Diyorlar ki Atiye'yi evlilik vaadiyle dolandırdılar. 400 bin lira para çekmişler. Anlatabilir miyim? Buyur. Anlatabilir miyim? Tabii ki. Didem Hanım, her şeyi açık açık anlatacağım. Benim size anlattıklarımı kızının tarafından anlatıyorum size. Kızının ağzından da duyacaksınız bu kelimeleri. Peki. Atiye ile görüşüyor musunuz şu anda siz? Atiye Denizli'de duruyor, ben Uşak'ta duruyorum. Anlıyor musunuz? Yok, anlıyorum ama telefonla konuşuyor musunuz, görüşüyor musunuz, görüntülü konuşuyor musunuz? Evet, görüşüyoruz. Görüşüyoruz, tamam. Normal görüşüyoruz. Sevgili misiniz? Yukarıda Allah var. Ben Atiye'yi abim gibi sayesinde tanıdım. Bir gönül bağınız var mı Atiye ile, sevgili misiniz? Gönül bağı şöyle, ciddi anlamda bir şey yok ama şu an sevgilim ağabeyimde, ben boşanma aşamasında bir insanım. Eşimden ayrılıyorum şu an. Tamam. Bu insanı da abim gibi tavsiye ettiler. Hani bizim olan bu kardeşimizi tanım. İlerleyen zaman da eşinden ayrıldığından gerçekten yuva kurulacak iyi bir insan, dört dörtlük bir insan ağabeyimde. Onlar tanıştırdılar beni Atiye'yle. Peki ne iş yapıyorsunuz siz? Ben kendim tekstilde çalışıyorum. Burada özel bir firmada emekçi bir insanım. Tekstilde çalışan bir insanım. Anladım. Peki. Ama Atiye ile sadece telefonda. Anlıyor musunuz? Anlıyoruz. Gayet güzel anlıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Abim ile T'yi nereden tanıyorlarmış onu da anlatayım. Ben Atiye'nin annesini... Biz onu öğrendik. Biz sizin olan bölüm sizi ilgilendiriyor. Yani şunu söylüyor annesi. Hayır ben Didem Hanım. Ben şu an bir şey söyleyeyim. Şu an elim ayağım titriyor. Sakin olun canım. Zaten şu an var ya oradaki kadın kimse tanımıyorum. O kadının eşini var ya evimi yurdumu satacağım. Kocam şu an beni rezil ettiler. Ben emekçi bir insanım. Bir görüştüğünüz ama... Abim dinle onunla bununla kıyaslamasınlar. Beni tanımadılar, görmediler, etmediler. Bana kara çalıyorlar. Bana iftira ediyorlar bütün Türkiye'nin önünde. 81 milyon önünde. Senin yengen dedi daha önce Tarık Bey, biliyor musun? Tarık az önce yengen dedi ki İlkay. Tarık gördü Atiye, çok beğendi. Atiye Tarık'la evlenmek istedi dedi. Doğru mu? Atiye beni nasıl gördü? Atiye buraya gelmiş. Bakın Didem Hanım, ben size olayı anlatayım. Hı-hı. Baştan anlatayım. Benim bildiğim kadarıyla... Ben ne yaptılar, ne ettiler bilmiyorum. Ben bildiğim kadarıyla. Atiye ile annesi uşağa geliyorlar. Abim birinin yanına. Anlıyor musunuz? Bunların paraya ne ihtiyaçları varmış. Kredi çekemiyorlarmış. Hı hı. Annesi Atiye'nin yanına giriyor. Hı hı. Anlıyor musunuz? Atiye'nin de annesinin de Ziya diye bir dostu varmış hanımefendi. Bakın ben bunları Ziya abime anlamıyorum. Ziya kocası. Kocası Ziya. Evet. Pardon, başka bir dostu varmış. Dost hayatı yaşadığı bir erkek varmış. Anlıyor musunuz? Ben bunu da bilmiyorum. Ben duyduklarımı söylüyorum. Bunu size kim söyledi? Kim söyledi? Gayetli kızına kredi çektirip o insana para taşımak. Bunu size kim anlattı? Sevgilisinin adı nedir? Adını bilmiyorum. Bak adını bilmiyorum ama bir tane dost hayatı yaşadığı bir erkek varmış o insanın. Peki bunu size Atiye mi, kızım mı anlattı? Benim annemin dost hayatı yaşadığı biri mi var dedi? Bunu bana abimle yengem anlattı. Atiye de onayladı.
Ha, yani kızında, yalan söylüyor. Kızında, yani senin doğru söylemediğini söylüyor Nezahat Hanım. Yalan söylüyor. Neyse, benim kızım Uşak'tan gitti. Ben Denizli'de banka tanımıyorum. Uşak'taki banka benim özel müdürüyle güzel konuşuyorum. Sana Uşak'tan çekelim parayı diye ondan çağırıyor kızı. Ben de dedim ki sakın kızım, tamam, peki, yalnız şey gitme. Tamam, konuya daha yeni başladık da. Şimdi Tarık'cığım, senden sonra da başka mağdurlar da vardı. Sadede gelelim. Sonuçta yengen dedi ki 10 bin lira para vermişsin sen Atiye'ye, doğru mu? Hayır, ben Atiye'ye para vermedim. İşte yengesi. Yani yengen öyle dedi az önce İlkay. Şöyle bir şey var. Ben Atiye'ye para vermedim. Ha. Atiye abim yine para göndermiş. Ne kadar göndermiş para? 15 bin lira kadar para göndermiş galiba. Neyin karşılığı? Ya benim bu paralarla hiçbir alakam yok. Beni bu kadın niye karıştırıyor? Atiye ona para göndermiş. Abi gir Kıbrıs'tayken borç demiş. Evet. 2 milyara evet. 15 milyar para gitti. Abim gizden onun kaç para yanlış hatırlamıyorsam 7 milyar 800 milyon 800 milyon ne alacağı para varmış. Kızım kredi kartının fotokopisini bana gönderir misin diyor. Benimki hemen şark gönderiyor. Kızım ne yaptın dedim ben. Hı-hı. Taner abim dedi kredi kartının fotokopisini istedi dedi. Hı-hı. Yapmasana kızım, zaten almış alacağı kadar dedim. Biz nasıl ödeyeceğiz kredi kartını dedim. Hemen oradan Taner'i arıyor bu tekrar. Hı-hı. Abi kredi kartını ödeyemedim, parayı gönder diye. Peki senin kızın daha yeni, yani şöyle yapacağım, Tarık'ı da dinleyeceğim tabii ki. Taner'le şöyle... bir dakika lütfen. Başka aileler ve mağdurlar da var, onlara da çünkü zaman ayırmak istiyorum. Şimdi Taner ve İlkay diyor ki biz elimizde belgelerle geleceğiz, anladığım kadarıyla Atiye onlarla birlikte buraya gelecek ve biz Nezahat Hanım'ın, ne olur lütfen iddiasını söyleyeyim, Nezahat Hanım'ın gerçek yüzünü ortaya çıkartacağız. Kızı da ondan muzdarip, çünkü asıl Nezahat Hanım sevgilisiyle bir olup sen o şu benim an... sevgilim kimse onu getirsinler. Kızın Atiye söylemiş, problem o işte. Atiye şimdi ona da soracağız. Ben kızın sevgili Atiye'yi, İlkay zaten geleceğim, yüzüne bakacağım. Asıl ben onun gerçek yüzünü ben ortaya çıkartacağım Allah diyor. Allah razı olsun. Sen de onlardan şikayetçisin. Rica edeceğim Ziya Bey de buraya gelsin kocan da. Hayvanımız var, o yüzden gelemedi. Tamam ama Tarık seni de dinleyeceğim kardeşim. Yarım kaldı ben biliyorum. Ben Tarık'ı şöyle suçladım. Neden suçladım? Aha. Benim kızımla telefon ekranı görüşüyorlar. Evet. Benim küçük 15-16 yaşında kız çocuklarım var. Aha. Kızları ister telefonda. Bir gün yolca kalacak oldum elinden. Hepsi bana düşman olacak. Bu kız, oğlan seni mi seviyor, kızları mı seviyor diyeceğim. Alacağım elinden telefonu, babasına dedim. Yapma dedi, Hindi düşman olur dedi. Önce dedi bu şeyi temize çıkaralım. Tarık'ın suçu varsa yoksa meydana çıkar zaten dedi. Tarık suçlu olmayabilir dedi. Ha, siz Tarık'tan ziyade Taner'den biz Taner'le İlkay'dan şikayetçisiniz. İlkay'dan şikayetçiyiz. Onlar da diyorlar ki kardeşi siz... olunca acaba böyle bir plan olur. Bir de Kıbrıs'tan otel tuttum. Bilet parası, otel parası diye 15 milyar para aldı ya. Tekrar benim kızım abi kredi kartı parasını gönder dediğinde 5 milyar para gönderiyor. Tamam, 10 milyar halen daha onlarda. Şimdi gel bakalım, sen yanıma gelir misin? Onlar da diyorlar ki Nezahat Hanım'ın o nur yüzüne kanmayın. Asıl dolandırıcı o, bir de sevgilisi Allah'ım, var diyorlar. Allah'ım ben konuşacağım. Taner şeye ne dedim biliyor musun? İlkay Hanım'ı aradım. Tamam. Benim kızımın parasını gönderin dedim. Yoksa dedim şikayet edeceğim dedim. Bana dedi ki Taner Bey 3 tane kızın var dedi. Bir de sen varsın. Başınıza neler gelecek bir gör dedi. Bu telefonda. Kimin 3 tane kızı var? Benim. Bir Atiye var, oğlum var diye biliyorum. Atiye'nin 2 tane kızı var 15-16 yaşında. Atiye'nin kızlarından bahsediyor. Onlarla tehdit ediyor. Aynen onlarla tehdit ediyor. Torunlarla tehdit ediyor seni. Ben öldüm. Ben 2 aydır beri ben yemek yemedim. Ben ölüyorum ben. Ben sabahtan yine açım bak şu anda. Onlar da bambaşka bir şey söylüyorlar. Ben sadece su içiyorum bak. Tamam, bir sana yemek yedirelim lütfen, bir şeyler ye. Seni dışarıda dinlendirelim. Ben arkadaşlar ölüyorum. İlgilenir misiniz lütfen Nezahat Hanım'la? Buyurun Nezahat Hanım'cığım. Merak etmeyin. Tarafları herkesi dinleyeceğiz. Sizi de dinleyeceğiz. Şimdi baba kızı çağıracağız. Hala sakin ol bir tanem, merak etme, biz senin için ya da onlar için elimizden geleni yapacağız, merak etmeyin lütfen. Şimdi bir baba kızı çağıracağız. Kütahyalı sevgili Hatice babasıyla birlikte, Fevzi Bey ile birlikte gelecekler. Şimdi daha önce kocası buraya başvurmuştu, karım işte babası tarafından kaçırıldı demişti. Hatice Süleyman'la el ele buradan gitmişlerdi biliyorsunuz. Sonra ben şunu söylemiştim, Hatice sen buraya geri geleceksin çünkü canlı yayından vazgeçecek gibi durmuyor Süleyman demiştim. Kütahya'ya gittikten sonra olaylar karışmış. Şimdi Hatice Süleyman'dan boşanmak istiyor. İşler bir karışık. Ne olacak bilmiyorum gerçekten. Hatice babası Fevzi Bey'le birlikte buyursunlar, gelsinler lütfen.
Hoş geldiniz. Hatice hoş geldin. Sağ ol canım, teşekkürler. Yerinizi biliyorsunuz, geçin. Arkadaşlar hatırlatması hazır mı? Girelim mi? Yapmadık mı bugün? Tamam, girmeyelim. Hemen konuşmaya başlayalım. Şimdi sevgili Hatice. Efendim. Şimdi ilk geldiğinde böyle içine kapanık, evet, sürekli böyle alttan alttan Süleyman'ı kesen, sürekli Süleyman acaba ne diyecek diye Süleyman'ın gözünün içine bakan bir kızdın sen. Evet. Sonra şimdi birden kendine gelmiş, özgüveni yerinde, evet, birini görüyorum. Evet, o zaman kediydim, şu an aslanım karşısında. Aa, aslansın. Evet. Niye o zaman kediydin, şimdi neden aslan oldun? O zaman çocuk için şans vereyim dedim. Aha. Bu şansı kullanamadı. Çocuk için mi şans verdin? Evet. Her şey çocuk için miydi? Aynen. Bu şansı kullanamadı. O şansı kullanamadı diyorsun. Evet. Emin misin o şansı? Yani ya, ama şimdi bütün mesele TikTok mu gerçekten sadece ve sosyal medyaya girmesi mi? Sadece o mu yoksa başka şeyler mi var Süleyman'da? Telefon yani sorun. Hı? Telefon. Senin de sosyal medyan var. Var. Ha? Sen ben, giriyorsun sosyal medyaya. Ben eskiden dağ taşı falan çekerdim. Şimdi ne yapıyorsun? Haziran Babamgan'a gittim ya. Aha. O zamandan beri kendimi dağıtmak için kullanıyorum. Ne yapıyorsun sen orada peki? Ben de videolar paylaşıyorum. Ne? Şarkılarla göndermeler yapıyorum. Ha, şarkılarla Süleyman'a mı göndermeler yapıyorsun? Çok tatlısın ya. Evet. Aslında yani Süleyman bu kadar sosyal medyaya girmese onu da yapmayacağım bence. Ya, zor değil mi? Ne sosyal medya, ben de çok sevmiyorum ya. Paylaşıyorsun ya zaten... böyle zaman zaman. Çok nadir. Neredesin? Biraz da alıştırdı beni TikTok'a, mesela Instagram'a. O mu alıştırdı? Evet, mesela fotoğraf çekerdi, paylaş, paylaş, paylaş diye şey yapardı, baskı yapardı bana. Ha. Mesela WhatsApp'ta paylaş, paylaş, şunu yaptık. Mesela dışarı yemeğe giderdik, şunu paylaş, şunu paylaş, herkes görsün diye şey yapardı beni. Sen şimdi boşanmak istiyor musun? Evet, istiyorum. Kararlı mısın? Kararlıyım. Boşanmak istiyorsun, evet, yani. Tamam, onu bir duymak istedim dedi. İstiyorum. Şimdi Hatice'nin sosyal medyadan Süleyman'a yaptığı göndermeler. Ben de merak ettim, dedim ki nedir, hangisi, bir ekranlara getireyim mi? Paylaşmayalım ya, ben istemiyorum. Ben buraya boşanmaya geldim. Ya biliyorum ama o göndermeleri ben merak ettim ya. İzleyiciler de görsünler, ne olacak? Tamam. Yani biz burada biz bizeyiz. Kapatma telefonu. Ya, utanıyor, utanıyor. O kadar utanıyor musun? Ben fenomen olmaya gelmedim. Ben boşanmaya geldim buraya. Benim de öyle bir niyetim yok seni fenomen yapmak. Hayır, gibi. Süleyman öyle diyorlardı ya, hani göstermeye gelmiş falan diye. Ha, yok ben canım. Ben göstermeye gelmedim. Ama şu göndermeleri, bu özgüvenli kadını bir görmek istiyorum orada ben. Bir gelsin Hatice'nin lütfen görüntüleri. Girelim arkadaşlar. Başarabilmedin benim kadar sevmeyi, uğrunda can vermeyi, biraz sevmeyi öğren. Herkese güvenirim, hata yapıyorsa ben kaybetmem. Ben aldığım yarayla güçlenirim, o da sonra takılacağı yeri düşünsün. Ama ben ısrarla güvenmeye devam edeceğim. Kimine dert oluyorum, kimine derman. Düşman desen zaten ayran. Allah beni onlarsız bırakmasın. Kudurtmaya devam. Anlamıyorum dayı. Kıymet bilmek için illa kaybetmek mi gerek? Ağlamasan kaldıramam gurbetteki imkansızım. Bıraktığın gibiyim hala kalabalıkta yalnızım. İhtiyacım var değil ikimize de yazık. Bunları... Yeni çekmişsin değil mi? Onu sordum. Yeni yeni. Ne zaman bunlar çekildi? En son Süleyman... Hemen, ay, Kütahya'dan gittikten sonra. Yani Süleyman'ın evinden ayrıldıktan, evet, sonra, babanın yanına gittikten sonra göndermelerde bulunuyorsun. Niye? Tekrar bir araya gelmek... Babana yapıyor. Ha? Ben beraber olmak istemem artık. Emin misin? İstemem. İşte orada da benim kafam karışık ya. Ay, istemiyorum. Ha, Fevzi Beyciğim. İstemiyorum. Ha? Bu arada Süleyman İstanbul'daydı bugün. Bazı vazgeçme izleyicileri değer, hemen görmüşler. Evet. Fotoğraflarını otogarda, Esenler Otogarı'nda. Aslında canlı yayına gelecekti, sonra vazgeçti. Çünkü bence Süleyman şu an seninle boşanmak istemiyor. Kaçtı. Yani Kütahya'da mı nerede bilmiyorum. Ama Esenler Otogarı'nda görmüşsünüz sevgili izleyiciler. Antalya'ya gideceğim. O fotoğrafı da hazırlar mısınız aslında? Onu da bir ekranlara getirelim. Esenler Otogarı'nda. Orada böyle de bir, yine bir sosyal medyada bir şeylere falan bakıyor ama şunu söylüyor. Şimdi sevgili Hatice. Diyor ki... Süleyman da sosyal medyadan paylaştığı görüş şeylerde. Kadın dediğin, yani yine bir kadın tanımlaması yapıyor. Çok sinirleniyorum ya. Kadın dediğin, erkek dediğin diye de başlamak istiyorum. Özür dilerim yani, babası yani. Kadın dediğin zarif bir anlayışı olur. Anlayışlı, sevecen, canım, hayatım, aşkım, bebeğim, ömrüm. Adamın gelmiş, senin eşin gelmiş eve. Evde diyor, özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için, saksı gibi otur diyor. Adam mı geldi belli değil, bir duruşunuz olsun, bir omurganız olsun. Bu ne ya?
etmeyelim de yani eve gelince sen ona buradan gittikten sonra kızgın mıydın? Yani bir ele hepimize kafa tuttun gittin ya çünkü Hatice. Kızgın mıydın? Yoksa eve gidip bir şeyler görünce mi kızdın? Evet. Bunları görünce sen iyice kafam bozuldu. Kafam bozuldu? Evet. Peki o kafam bozuldu ama orada ne kadar kalmaya devam ettin? 2 gün. 2 gün kaldın? Evet. Onları gördükten sonra 2 gün durdum zaten. Sonra altın aldılar. Evet. Ama diyor ki Süleyman da, cuma günü altın aldık diyor. Evet. 140 bin liralık altın almışlar sana. Evet. Arkasından da cumartesi günü babasının evine gitti diyor. Onun amacı diyor altınları almaktı diyor. Yok, altını alınacağına haberim yoktu benim. Sen akşamına kavga edince ben iyice hani tokatı vurunca ben bir daha susamayacağım dedim. Gittim. Herhalde. Selahattin, pardon Süleyman. İnkar et diyor, duymadım diye. Ya bu çocuk yalan mı söyleyecek? Doktor yalan mı söyleyecek? Doktor raporumuz var. Şimdi Süleyman kayıplardı mı? Selahattin Bey babası telefon attığında. Selahattin Bey merhabalar. Merhaba. Şimdi yani Süleyman nerede oldunuz, nerede? Biliyor musunuz ben nerede? Ben bilmiyorum kardeşim. Ne bilemem. Biliyor. Yani. Kızgın mısınız biliyor. Süleyman'a? Hepsine de kızgınım. Hepsine de. Alayına da. Alayına kızgınsınız. Peki, hepsine de kızgınım kardeşim. Neden kızgınsınız? Yani kime en çok kızgınsınız? Oğlunuza mı, geline mi? Ben oğlumla gelinime saçımı süpürge yaptım. İkisi de benim kıymetimi bilmediler. Dümür de bilmedi. Öyle mi? Fevzi Bey de mi bilmedi? Bilmedi. Ben ne yaptım sana peki? Sen ne yaptın bana? Sen bana devamlı tehdit ettin. Babama silah çektim. Ben kimseye acımam bilmem ne diye sen bana da çok tehdit ettin. Ya, 2018'den kızım, galiba. Evden oğlumu kovala, benim kızım Durcu evde dedin. Sen bunları niye yanında çıkamıyorsun? Hepsi yalan. Bütün dünyada şahit olsun. Hiçbir sözüne... Bir dakika Selahattin Beyciğim. Ferzi Bey! Ferzi Bey! Senin... Dedin, ya anlamadım. Sizin araştırmanız ne? Bizim konumuz Süleyman'la be. Süleyman'la kızım konusunu konuşalım. Bak o zaman konuşma yanında. Bak Selahattin, o zaman gerçekleri konuş. Selahattin Beyciğim şimdi bu kez, o çocuğun bir dakika, Hatice gördüm. Bu kez Süleyman'dan gerçekten boşanmak istiyor. Biz de oğlunu bulursak bu işlemi gerçekleştireceğiz. Oğlu nerede? Niye kaçıyor? Didem Hanım kaçmıyor. Ha. Kaçmıyor. Bak ben oğlumun nerede olduğunu da bilmiyorum. Biliyor. İnan ki bilmiyorum. Bak, biliyor Hatice. Hatice biliyor diyor. Nereden biliyorsun Hatice? Vallahi bilmiyorum. İster inan ister inanma. TikTok'tan oğlum itibar halindesin. TikTok'ta paylaştığında dağ gibi baban var arkanda. Babamla burada deyip de para yolluyum arkasından ya. Bunlar yalan mı? Vallahi kusura bakma. Bir de yalan söylüyorsun. Ben bilmiyorum. Adım adım biliyorsun nerede olduğunu. Katılırım. Sen de katılırsın madem. Kızımın arkasındayım. Kızımı iki defa darp yaptı. Ben ne yapmam lazım? Sen böyle Süleyman arkasında... Sen de tedavi ol kızım. Ben o cezete. Sizin yüzünden Süleyman'ın yüzünden benim psikolojim bozdu. Süleyman da senin yüzünden psikolojisi bozuldu biliyorum değil mi? Aynen. Aynen. Belli kızım. Benim kızıma değer vereydi evde oturdu. Gitmedi bir dakika. Söyle Selahattin Bey. Darpışmaya gerek yok. Gelin güzel. İnsan gelmiyorum. Süleyman benim anama gelecek. Burada boşanacağım ben. İlk senin oğlan geldi buraya. Süleyman buraya ilk geldiğinde niye tutmadınız madem? Şu an ben geldiğim zaman tutuyorsunuz beni. Allah yolumu da silsin anam. Amin. Tamam mı? Amin. Ben kimseye beddua yapmıyorum. Bir dakika Bir dakika. Selahattin Beyciğim tamam yerini bilmiyorum dedin. Şimdi Süleyman telefon attığında arkadaşlarım ulaşmışlar kendisine. Süleyman merhabalar canım. Merhaba dedim abla. Seni Esenler Otogarı'nda görmüşler vazgeçme izleyicileri. Sen nereye gittin? Ben şu an şehrin dışındayım abla. Ya Esenler İstanbul'a gelmişsin. Esenler Otogarı'nda vazgeçme izleyicileri senin fotoğrafını çekmişler. Ben zaten oraya gelmek için gelmiştim. Heh. Yalnız ben şu an şehir dışındayım. Kütahya'da mısın? Abla. Evet ben şu an Kütahya'dayım. Yani orada... Ne kaçıyor? Kaçıyorsun diyor. Bak Hatice bu fotoğraftan bahsediyoruz. Bakın bak seni çek... şu anda ekranı izleyebiliyor musun? Yine elinde telefon Didem Hanım bak. Elinde yine telefon diyor bak. Ne telefon? Yani haklı tabii şu. Ablacığım ben şu an ekranı izleyemiyorum. Dışarıdayım. Size şöyle söyleyeyim. Orada atıp tutmanın anlamı yok. Bunu söyleyeyim. Hani orada... Hayır.
Ya atıp tutmam. Geldi ben... hemen bitsin konu o zaman. Gel boşana. Diyor ki. Ben ya Süleyman'cığım. Süleyman'cığım bak diyor ki ben izin verirsem dinlersen sorumu sorayım ben. Diyor ki ben diyor Süleyman'dan artık boşanmak istiyorum. Yani biz de bunu çok kısa bir zamanda yapabiliyoruz. Bir anlaşmalı kağıt imzalıyorsunuz. Sonra sevgili avukatımız Tunca Hanım gerekli girişimlerde bulunuyor. Ve olay bir gün içinde iki gün içinde çözülebiliyor. Yani mahkemenin vereceği günle birlikte. Sen şu anda sanki bundan kaçıyor gibisin. Kaçıyor musun? Süleyman kaçıyor musun? Kaçıyor. Alo. Süleyman nerede? Yine kayboldu. Süleyman. Abi ben ilgisizim şeyim madem. Ne boşanma gelmiyor? Ne bence, kaçıyor? Bence Süleyman boşanmak istemiyor. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler? Sevgili izleyiciler sizce Süleyman bu kez boşanmak istiyor mu istemiyor mu? Bence Süleyman boşanmak istemiyor ama Hatice kararlı görünüyor. Ben kendi fikrimi açık açık ekranda söylüyorum. Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme yazar mısınız? Instagram adresini söyleyemedim. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme. Oraya yazabilir misiniz? Merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Süleyman nerede? Ne oldu Süleyman'la? Dışarıdayım dedi. Başına bir şey mi geldi? Allah korusun yani. Hatice sence Süleyman senden ayrılmak istemiyor mu? Yoksa derdi i̇stemiyor. Ne? İstemiyor. Ha istemiyor. İstemiyordu. Ne kötülüyor o zaman? Ben boşanacağım. Süleyman sen şu anda neden kaçıyorsun hem Hatice'den hem bizden? Kötü kötü gelin diyor bana. Bir dakika bana. Dur. Yok. Neden kaçıyorsun? Ablacığım ben kimseden kaçmıyorum. Onların amaçlarını biliyorum. Onlar bir ev yani her şey malın. Ben ev istemiyor. Aslında... Bak dinle Hatice'yi dinle. Ben çekildim. Bir konuşsan kocanla çekildim ben arada. Ne istiyorsun ona bir anlat. Ben ev istemiyorum. Bizim hayatımızı bitirdiniz siz ya. Çocuğun nafakanı ver tamam mı? Çocuğun nafakanı ver. İmzanı da tamam senin, git. Senin hakkında ikbanda geliyor. Hayatında biri var. Biri vallahi mi? Varmış. Aa. Hatta o çocuğu da getireceğim. Bulacağın ismini soy ismini biliyor. Getir. Öğrendim. Hatta bir çocuğu varmış çocuğu. Yani bir çocuğu olan bir erkekle ilişkisi mi varmış Hatice'nin? Ama zaten Kütahya'da daha senin yeni evine geldi. Oradan yeni ayrıldı. Sürekli senin dibinde. Ne çabuk sevgilisi oldu ya Hatice'nin. Çok inandırıcı hayır, değil ya. Dedikodulara bakma. Kendisi bataya düştü çıkamayınca. Şu an iftara atıyor. Yazıklar olsun sana. Evet ya. Yazıklar olsun. Hayır öğrendim ben o çocuğu. İsmini soy ismini biliyorum. Sen soy ismini değil de bana adını söyler misin? Kimmiş o? Valla adı benimle aynı isimli. Süleyman diye biliyorum ben. Ya o Süleyman. Tamam mı? O Süleyman. Ana laf ebeli yapma. Tamam ara. Dedim ama arayın lütfen. Kim bu Süleyman ya? Kimmiş ya? Sen biliyor öyle biri var mı? Evet. Kim ama sevgilim değil. Neyin? Arkadaşı. Arkadaşı. Süleyman hakkında bana bilgiler verdi. Süleyman dedi burada burada gitti dedi. Senin arkadaşın olamaz. Yani madem böyle senin arkadaşın. Ay neden? Ben Haziran'da konuştum. Sen ne? Bir dakika diyeceğim. Önce soruyu ben soracağım. Senin kız arkadaşların vardı. Sosyal medyadan tanımadığın arkadaşların vardı. Ben senin gibi kahvelere çay içmek etmedim. Hatice'nin niye arkadaş olmasın? Abla sen çok güveniyorsun. Bu kıza da güvenme bu kadar. Öyle mi? Aa. Ben sen gibi yayına giren adamlara gel çay içelim. Ben bu kafedeyim. Gel şuradayım. Gel. Konum vermiyor. Siz korkaksın. Siz korkmasanız gelirdiniz Kütahya'ya. Siz korkaksınız sen aslında. Sen korkaksın sen. Sana güvenmiyorlar Süleyman'cığım. Süleyman, sen beni kandırıp Kütahya'ya götürüp boşanmacı. İmza yatmacı. O yüzden güvenmiyorlar anladın evet. mı? İmza yatmacı. Kandıracak ki beni. Süleyman. Süleymancığım bana şunu söyler misin? Bir dinle beni ne olur bir dinle beni lütfen. Sen Hatice'den boşanmak istiyor musun istemiyor musun? Ben atasına saygısı olmayan kızı evimde tutmam asla. Tutmam değil boşanmak istiyor musun istemiyor musun? Ben de beni kötüleyen insanı koca olarak yanıma almam artık bu saatten sonra. Ablam. Neyi anlattı her şey? Nasıl yatağını anlattı? Mahrem yani evet. Özel eşinle ilgili mahrem bilgileri evet, sosyal medyadan eşin ne ya senin yok, eşin yazış, ya yazışmış herkesle mahrem bilgileri kimle paylaştın? Ablacığım öyle bir şey yok ben mahrem ama anlatmam karaktersiz değilim ben. Aha evet karaktersiz değilsin. Burada öyle bir dünya yok beni tanıyanlar nasıl bir adam evet, adam evet herkes bir gördü senin nasıl bir insan olduğunu bak. Süleyman bir şey yani, soracağım bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Sen bir aydır babanın evindesin değil mi? Evet. Tamam. Senin eşin Süleymaniye'nin adaşınla seni nasıl aldatmış? Bunu sana kim söyledi? Değil ama ben onunla. Bir dakika dur. O, bana bilgiler geldi adam. Bilgiler geldi. Ama bir şey eğer söyleyeceğim. Dedi, bu dedi,
Bak, Hatice'nin gibi bir tane çocuğu varmış. Eğer bu ayrılırsa hemen ben evleneceğim. Bana bir tek Hatice'den var. Yani bir tek Hatice onu, ben mi? Ya ben bir şey söyleyeceğim. Sonuçta çocuğun annesi. O çocuk bağlanabilir yani. Gözünle asla görmediğin bir şeye nasıl inanırsın? Ablacığım, benim fabrikaya bahsedersin. Ben onun için yani böyle bir konu duyduğum için hatta çocuğun yanına gidiyordum. Bu dedi ki bana, yok dedi öyle bir şey, yalan söylüyorlar bilmem neyle. Sonra bir öğrendik aslı varmış yani. Peki bağlansın canlı yayına. Bağlansın benim. Bunu evet, sana kim evet söylüyor? Yani bir de eşinle bağlansın ilgili görmediğin, bilmediğin yani birilerinin dolduruşuna mı geliyorsun acaba Süleyman'cığım? Kuru kuru bağlansın. Bağlansın her şey gerçek meydana. Süleyman. O bana senin neler yaptın söyledi. Yani en son sen de kızlarına gezerken o bana teselli oldu. Ağlama Hatice, ağlama dedi. Allah'ından bulsun dedi. Bir şey söyleyeceğim. Bu Süleyman kim ya Hatice'cim? Nereden arkadaşın senin canım? Bu Süleyman'ın arkadaşının arkadaşıymış. Peki sen Süleyman'ın kızlarla arkadaşını görüştüğünü bilmem ne şey ettiğini hep görmüş, bana söyledi. Bu çocuk mu söylüyor? Evet. Niye söylüyor sana? Delil topluyordu. Delil topluyor. Senin için delil topluyor. Evet. Niye topluyor delil? Boşanacaktı ki o ara. Ha. Peki sana niye bu kadar iyilikte bulunuyor bu çocuk ya? Bu kim ya? Bunun bir tane arkadaşı vardı. Adını bipleyebilir miyiz? Ya bipleme de soy ismini söylemeden söyle. Melek diye. Meleğin arkadaşı. Ha. Meleğin erkek arkadaşı mı? Melek de bu Süleyman'ın şeysiymiş. Sevgilisiymiş. Evet. Hatta çocuğun doğduğu sırala. Çocuk daha 3 aylıklıydı. Çocuk 3 aylıkken evet, Melek'le sevgili evet Süleyman. O kızı da kandırmış. Ha, Meleği o kız de bana mesaj attı. Hatice böyle böyle oldu dedi. Bu beni kandırdı dedi. O Melek de tabii onun arkadaşıymışmış. Hani ha, Süleyman'ın dedi arkadaşı olduğu için de evet, Süleyman da Melek'i bu şekilde kandırdığı için evet kendince senin kocandan evet intikam alıyor. Melek adına intikam alıyor. Yok yok, Melek'le onun ikisi arkadaş. Öyle sevgili değil. Süleyman. Süleyman. Süleyman duyuyor musun beni canım? Ablacığım. Yani sorma yanıtlar. Numarasını verebilir ya, yani. Arayabilir ya, ben şu onu arayacağım, bulacağım, konuşacağım da. Yani bana şu, ona da gelirim de. Sen boşanmaya var mısın yok musun bana onu söyle. Ablacığım yürekleri varsa, cesaretleri varsa gelsin de Kütahya'da senin şey yüreğin varsa buraya sana gel. Güvenmiyorlar, güvenmiyorlar sana. Ablacığım, ben Emet'ten tuttum avukatla geldim, boşandın mı? Anlaşma sözleşmeli. Niye geri çektin davayı? Vallahi bu işten taşı hep. Bu sefer de sen geleceksin. Buralara sen geldin, kapıları açtın. Biz arayıp bulmadık burayı. Süleyman, senin bebeğin daha bir aylık, iki aylıkken Melek diye bir sevgilin varmış. O Süleyman denen kişi de o Meleğin arkadaşıymış. Meleğin canını yaktığın için de Süleyman da senin hakkında bilgi toplayıp hepsini evet Hatice'ye vermiş. Anladın? Sevgilisi değil yani. Çocuk 3 aylıktı, 3. Bana yalan ihbarlarla, yalan işte efendim, yalan sözlerle gelmeyin, ben ciddiyim. Hayır, ben söylemiyorum. Bunu eşin söylüyor. Hatice söylüyor. Ben yani Melek de bağlanabilir. Tanıyayla bağlasın da kimse. Meleği de sen tanıştırdın. Ben nereden bileyim Meleği? Ablacığım. Ben sabah akşam evimde oturan bir kadındı. Bir şey söyleyeyim. Şu anda ihbarlar geliyor Süleyman seninle ilgili. Senin İstanbul'da olduğun ihbarı geliyor, vazgeçme izleyicileri. Evet. Kütahya falan. Ha, Bahçeli Evler'de mi? Bahçeli Evler'de. Kütahya'ya falan gitmemişsin. Belki de Esenler Otogarı. Esenler'de ne yapıyordun orada bilmiyorum. Gittin, vaz mı geçtin? Bahçeli Evler'de olduğunu söylüyor. Hala İstanbul'daymışsın. Bize yalan söylüyormuşsun. Yalan değil, ben Kütahya'dayım. İsterseniz görüntülü arayayım, konuşayım. Ben şu an Kütahya'dayım yani. Tamam, hadi arkadaşlarım seni görüntülü arasınlar o zaman. Her şeyim açık ve net yap. Canımı ye ya. Bak Kütahya'daymış. Hatice, sana Bahçeli Evler'de olduğunu kim söyledi? 2-3 gün canlı inerçti. Bahçeli Evler'de dediğimi bugün gösterdi. Ama diyor Kütahya'dayım diyor. Ha, onu bilmiyorum artık. Ha? Konuşmuyorum ki benle. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Süleyman. Evet. Ya sonrasında peki gidince siz görüntüler de paylaşmışsınız beraber. Evet. Gezdik dedik ya, o aralar video çekti. Şimdi o görüntüler bir ekranlara gelsin lütfen. Görüntüleri ne zaman paylaştınız? Burada İstanbul'a gezdim ya bir hafta. O zaman. Evet. Yani 2 ay önce falan. Hı. 2 ay önce büyük aşklar maşklar falan. Burası Kütahya.
Orası Kütahya. Ha, Kütahya'daki görüntü. Evet, sen çok istemiyorsun buradaki çekilmek yine. Evet evet, kaçıyorum hala, ben elimden tutup asılıyor. Hiç görünür olmak istemiyorsun. Sen seviyor musun Süleyman'ı hala? Bence evet, öfkeli. Buradan ayrıldıktan sonra 9 gün durdular. 9 gün sonra benim eve geldi. O kadar, 9 gün. İlk gün başladı zaten bizim hep kalkanımız. Seni Fevzi Bey suçluyorlar. Fevzi Bey bu ilişkiyi bozuyor diyorlar. Babası yüzünden oluyor ama bence öyle değil ya. Bence babası sahip çıkıyor yani. Evet. Ya bence iyi niyetli olarak davranıyorsun. Yani ev dedi diyor. Ben kızım istihbar için, torunum için istedim evi. Ben kendim için istemedim. Evet, haklısın yani. Evet. İstemeden daha şu anda evli. Babası paracı. Babası işte şunun niyeti belli. Yok şundan, yok bundan geldi. Benim alnım açık. Biz ben burada da çocuk Türkiye'nin huzurunda da ben yine de diyorum. Ben kızımın arkasındayım. Kızım istemiyorsa boşansın. İstese istemese zaten kızım istemiyor artık. Zorla güzellik olmaz. Peki dönerse tekrar ne yaparsın? Aa, asla. Ha? Asla. Kendi burada. Bir tane çocuk misin? Yanında. Bak babam ki emin olamadı, soru sordu. Sor bakayım. Döner mi? Döner misin bu saatten sonra? Hayır hayır. Ha? Tutkalla yapıştırın kendimi. Tutkalla yapıştıracaksın. Evet. Elini kolunu babam bağlayacak tabii ya. O karşı giz öyle şeylere de. Çünkü ağzı bir kere yanar. İkinci kere. İnsan bir kez. Afşe. Niye canım, sen bir sürü daha bu meleği ne zaman öğrendin? Daha çocuk küçükken seni aldattığını ne zaman öğrendin? Bunu i̇şte ben bu Haziran'da gittim değil mi? Aradı ya, öyle bir şey olduydu. Çocuk kaç yaşında senin? Çocuk kaç yaşında? 3,5. O da yeni mi söylüyor peki Süleyman? Bu bilgileri sana yeni mi söylüyor? Aslında sen birkaç kez Süleyman'ın seni aldattığını öğrenmişsin ama buna rağmen... Evet. Maalesef bunları sineye çekmişsin. Ama şimdi sineye çekecek gibi durmuyor. Sizce duruyor mu sevgili izleyiciler? Ha? Kararlı duruyor mu? Kararlıyım vallahi. Hı? Beni görme görme. Kararlıyım. Ha? Kararlı mısın? Evet. Çocuğu için bakalım bir kere. Şimdi Süleyman, şimdi görüntülü olarak arkadaşlarım kendisini bağlamaya çalışıyorlar. Kütahya'da olduğunu söylüyor. Vallahi bence doğru söylüyor. Kütahya'da. Ben inandım yani Süleyman'ın İstanbul'da olduğunu düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler? Sizce Süleyman bize doğru söylüyor mu? Ya bunda da herhalde doğruyu söylemeyecek ne var ya? Yani Kütahya'dadır değil mi? Kaçtı. Kaçtı mı? Kaçtı. Niye senden kaçıyor peki o zaman? Ne düşünüyorsun? İmza atmayacak. Ha? İmza atmayacak. İmza atmayacak. Atmayacak. Kütahya'ya çağıracak. Neden imza Bilmiyorum. Atmayacak sence? Boşanmacı. Ha, senin eve dönmeni mi istiyor canım? Bilmiyorum, amacı nedir? Sen daha iyi bilirsin, Süleyman'ı çok iyi tanıyorsun. Amacı ne onun sence? Boşanmamak. Boşanmayıp seni cezalandıracak mı, anlamadım. Allah Allah. Süleyman şu anda canlı yayında. Görüntülü olarak canlı yayında. Süleyman neredesin canım şu anda? Bazı izleyiciler senin Kütahya'da olmadığını düşünüyor. Neredesin? Burası neresi? Bir tabela, sesin gelmiyor şu anda, sesi göremiyorum abla, ama ha, abla, şimdi abla, geldi. Abla, geldi, abla geldi. Duyabiliyor musun beni? Duyuyorum. Ben şu an Kütahya'dayım. Şöylesi, bizim yalanımız yok. Hiçbir zaman da yalan söylemeyiz. Kütahya Sevgi Yolu'ndayım şu an, görüyorsunuz. Ha, Sevgi Yolu. Orası mı? Kütahya'yı ben bilmiyorum. İnci kafe abla. Tamam, özel şeyleri gösterme lütfen. Çünkü tamam, biliyorsun abla, reklama giriyor. Başka firmaları falan gösterme. Tamam evet. Anladım. Kütahya'da değil mi Hatice? Evet. Evet. Kütahya'da. Tamam. Evet, şu an Kütahya'dayım ablam. Tamam bak, Hatice diyor ki, Hatice diyor ki, amacı diyor, amacı diyor benimle boşanmak değil. Benim ona geri döneceğimi düşünüyor diyor. Ben öyle düşünüyorum. Söyle Süleyman. Ablacığım benim şimdi şöyle, benim öyle bir düşüncem yok. Ben bir sefer oraya çıktım ve evliliğimi kurtarmak için çok mücadeleler verdim. Hı. Yalnız geldiğimiz bu noktadaki olaylar, bana karşı yalansız atılan iftiralar, onun haricinde altınları yapıp cuma günü yapıp da cumartesi gitmeler ve onu da yetmesi, hani oraya gidip de daha fazlasını istemeleri. Dilenmeye geldin buraya diyor. Ha, dilenmeye geldin diyor. Evet. Peki, durduracaksın kendine diyor. Belki de, ben ağzına çıktım hani, şimdiye kadar. Benim köydeki ben durdum evi küçümsüyor. Ya ben onlar ev falan istemiyor senden Süleyman'cığım. Çok net kararlı Atlacığım, bir Hatice var burada. Atlacığım, senden boşanmak Atlacığım, istiyor. Zaten ben ilk programa çıktığımda ev, tapu, araba diye kayınbabam boyuna söylüyordu. Yani bunlar o zamandan gelen bir şey zaten. Amaçlar var yani. Hayır, Hatice şu an öyle bir şey istemiyor ya. Bana İstanbul'da dedi. Yok dedi, geziyor dedi, otelde dedi. Ben zaten Kütahya'dayım.
bana karşı atılan iftira belli oldu. İzleyiciler seni gördüler. Bak şimdi tamam da dün akşam Esenler Otogarı'nda seni görüyorlar. Fotoğraf var, otogardasın yani. Ablacığım ben İstanbul'a gelmedim demiyorum ki. İstanbul'a geldim, biraz gezdim, kafam dağıldı geldim. Yani bunda ne var ki? Ama şimdi kardeşim şu anda da seninle boşanmaya çok kararlı. Başka bir şey istemiyorum, sadece oğluma nafaka istiyorum diyor. Başka bir şey de senden istemiyor. Bileziğim demiyorsun. Ablacığım ben onlara nasıl güveneyim? Ben onlara güvenmiyorum ki. Ya biz buradayız. Bana güven ya. Ben buradayım. Bak Tunca Hanım'ı 2 dakika dinle. Ben şunu söylemek istiyorum. Burada gerçekten bizler varız. Protokolü imzalayıp hemen boşanma aşamasına geçeriz. Protokol imzalandıktan sonra olay biter. Tamam. Dolayısıyla bize güven, tamam mı Süleyman? Ya ablacığım size her zaman güvenim tam. Yalnız ben çok böyle şeylerde hani sözler duyduğum için işte evinin yarısını alacağız, ya ev alacağız. Neyse bir araya gideyim. Lütfen ben seni buraya bekliyorum. Ve gelip gelmeyeceğine ilgili de o ifadeyi bir araya gideyim. Sonra tekrar canlı yayından çıkmayalım, devam edeceğim. Bir araya gideyim lütfen. Bir araya gitmem lazım. İstersen ben öleceğim kadar. Senin ölün de benim, dirin de benim. Bırakmayacağım. Ben de buradan boşanmayınca gitmeyeceğim. Boşanabiliyorsan boşan. Süleyman elinde çiçekle geldi. Karısı Saniye yine hayır dedi. Çiçeği verecek misin? Çiçeği alırsa vereceğim. 41 senedir nademiş. Saniye Süleyman'a neden bu kadar öfkeli? Kocan seviyorum diyor. Burada yalvardığını bakmayın ya. Evde ne kelimeler konuşuyor bana. Düşsün yakamdan. Saniye neden gelini ve oğlunu suçluyor? Sen demişsin ki sen çalışacaksın, ben de o paraları yiyeceğim demişsin. Hani yedi geçti. Ben ederim diye ev araştırdı bu başta. Şimdi olsa da uçtu ben oldum. Süleyman 41 yıllık karısını barışmaya ikna edebilecek mi? Yağlarım eriyor ya, konuştuk sırrı ya. Yağların 41 sene önce ericeydi. Saniye binlerce özür dilerim. Beni affet. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. İstersen ben öleceğim kadar. Senin ölün de benim, dirin de benim. Bırakmayacağım. Ben de buradan boşanmayınca gitmeyeceğim. Boşanabiliyorsan boşan. Süleyman elinde çiçekle geldi. Karısı Saniye yine hayır dedi. Çiçeği verecek misin? Çiçeği alırsa vereceğim. 41 senedir nademiş. Saniye Süleyman'a neden bu kadar öfkeli? Kocan seviyorum diyor. Burada yalvardığını bakmayın ya. Evde ne kelimeler konuşuyor bana. Düşsün yakamdan. Saniye neden gelini ve oğlunu suçluyor? Sen demişsin ki sen çalışacaksın, ben de o paraları yiyeceğim demişsin. Hani yedi geçti. Ben ederim diye ev araştırdı bu başta. Şimdi olsa da uçtu ben oldum. Süleyman 41 yıllık karısını barışmaya ikna edebilecek mi? Yağlarım eriyor ya, konuştuk sırrı ya. Yağların 41 sene önce ericeydi. Saniye binlerce özür dilerim. Beni affet. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. Şimdi Süleyman Bey 41 yıllık eşine Saniye Hanım'ı görünce yağlarım eriyor diyor ama Saniye Hanım da Süleyman Bey'i görünce daha da öfkeleniyor. Ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi sevgili Hatice de o da kocası Süleyman'dan dertli. Süleyman'ı bir görebilir miyim? Süleyman da diyor ki beni kandırdılar, gittik altınları aldı kaçtı. Şimdi Süleyman'cığım gerçekten senden bu defa boşanmak istiyor. Biz seni buraya bekliyoruz. Gelecek misin, gelmeyecek misin? Gelmeyeceğim. Kütahya'da boşanmak, Kütahya'da gelsin boşanalım. Ve evde şunu da söyleyeyim. Evde giderken elektronik malzemelerim gitti benim. Onlardan bahsetmiyor. Hepsini götürmüşler, alıyor. Bunlara bana hediye aldın, hediye. Bunları hani altınları da geçtim, elektronik malzemeye kadar bu şekilde düştüğünü onu da neye götürdün işte evden? Yani bilgisayar falan mı aldın götürdün? Fritöz. Fritözü götürdüm diyor. Fritözü götürmüş. Ha. Blender'ı kendim aldım ya, yarısını. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var yani, bu evde soygun var gibi yani, eve geldiğin hiç hepsi yok yani bir anda. Bu ayıp bir şeydir ablacığım. Sen onları bana doğum günü hediyesi olarak almışsın, hatırlıyor musun? Evlilik yıl dönümü hediyesi almıştı. Yani ben doğru bulmadım açıkçası abla.
Ya bir şey söyleyeceğim. Diyorlar ki yani senin boşanmak gibi amacın olmadığı için sen Kütahya'ya gidiyormuşsun. Onlar da sana güvenmiyorlar. Ve diyorlar ki buraya gelirse bu işi bir günde iki günde bitirelim diyorlar. Senden bir ev falan bir şey de talep etmiyorlar. Süleyman rahat ol. Hiçbir şey istemiyoruz. İstemiyoruz bir şey. Hiçbir şey istemiyorlar. Gelsin buraya boşansın. Evet. Ablacığım, kayınpederim tarihe geçti. Para için kızının yuvasını bozan adam diye Kütahya'da. Ya hayır ya, adamcağız bir şey istemiyor ya. Gerçekten bak bir şey istemiyor. Bir ben, şey istemiyor senden. Yeter bekliyoruz. Ki gel buraya imzanı at boşanın. Şimdi bakalım ne yapacak ne diyecek merak ediyorum. Sevgili Antalyalı Manavgatlı Ayşe Avcı da gelsin. O da aslında Emin Kerim'le kocasıyla bir araya gelebiliriz ama kayınvaliden buna engel diyor. Bir gelsin bakalım, birazdan kocası canlı yayın olacak. Ayşe Hanım gelir misin? Daha sonra Saniye Hanım'la konuşacağız. Ayşe Hanım. Efendim. Senin kocan birazdan Emin Kerim. Yanıma gel, evet. Canlı yayında olacak. Tamam bir tanem. Tamam. Ha, tatlım benim. Tamam bir araya gidelim. Kocan ve kayınvaliden canlı yayında olacak. Tamam. Niye gelmemişler? Belki de gelecekler. Dur bakalım. Bir araya gidelim. Devam edeceğiz Ayşe'yle. O da aslında barışmak istiyor da. Neyse bir araya gideceğiz. Sonra kesintisiz devam ediyoruz biliyorsunuz. Sen istersen ben öleceğim kadar. Senin ölündü benim, dirindi benim. Bırakmayacağım. Ha? Ben de buradan boşanmayınca gitmeyeceğim. Boşanabiliyorsan gitme. Boşan. Süleyman elinde çiçekle geldi. Karısı Saniye yine hayır dedi. Çiçeği verecek misin? Çiçek alırsa vereceğim. 41 senedir nademiş. Saniye Süleyman'a neden bu kadar öfkeli? Kocan seviyorum diyor. Siz burada yalvardığını bakmayın ya. Evde ne kelimeler konuşuyor bana. Düşsün yakamdan. Saniye neden gelini ve oğlunu suçluyor? Sen demişsin ki sen çalışacaksın, ben de o paraları yiyeceğim demişsin. Hani yedi geçti. Ben ederim diye ev araştırma başlamış. Şimdi olsa da uçlu ben oldum. Süleyman 41 yıllık karısını barışmaya ikna edebilecek mi? Yağlarım eriyor ya, konuştuk sırrı ya. Yağların 41 sene önce ericeydi. Saniye, binlerce özür dilerim. Beni affet. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Devam ediyoruz canlı yayını. Şimdi kesintisiz, soluksuz karşınızdayız. Sevgili Ayşe Avcı Antalya Manavgat'tan bize başvurmuştu biliyorsunuz. 14 yıldır resmi nikahlı olarak evli. 2 tane çocuğu var. Kocası da Emin Kerim Avcı. Kayınvalidesi Kıymet Hanım yüzünden. Hep, evet, evet. Yani evlendiğinden beri sevgili Ayşe Hanım, Manavgat'la Ayşe Hanım kayınvalidesiyle beraber yaşıyormuş. Evet. Ve 14 yıldır Kıymet Hanım, kayınvalidesi hayatı zindan etmiş Ayşe Hanım'a. Evet. Ayşe Hanım'ın iddiası o. Kocası Emin Kerim aslında yani kayınvalide Kıymet Hanım olmasa Emin Kerim'le çok mutlu bir yuvaları olabilirmiş. İddiası öyle. Aslında dün Emin Kerim Bey dedi ki telefona bağlandığında, evet, yani senin onu dövdüğünden bahsetmişti. Sen kocanı dövdün mü hiç? Ben kocamı dövmedim, onun dövdü dedi. Düşündün sanki dövdün mü, dövmedin mi? Evet, dün burada düşündüm, ben daldım ya. He. Ben gider onu düşündüm, hatırladım. Dövdün mü? Hayır. He. Onun dövdü dedi, o çocuğa bir vurdu oğluma. He. Oğlan böyle yamuldu. Bu 5 parmağının izi burasına geçti çocuğun. Ay. Ben de çocuk anne kabardık, anne kabardı diye çığırınır ağlıyor çocuk. Ben de ona ne vurun çocuğa diye şöyle bir yaptım. Korarmış orası o zaman. Peki sen ne zamandır çocuklarını göremiyorsun? 15 aydır ayrı aslında. Yani Kıymet Hanım olmasa bu evlilik devam edermiş. İddiası öyle değil mi Ayşe Hanımcığım? Evet, kendileri başvurdu bana. Önce ben boşanma davası açmıştım ya. Avukat tuttum. Sen 15 aydır ayrı bir evde yaşıyorsun. Evet. Ablanın evinde yaşıyorsun. Evet. Peki Emin Kerim Bey canlı yayında olacağını söylediler arkadaşlarım. Hazır mı? Bir görebilir miyim Emin Kerim Bey'i arkadaşlar? Bir dakika, hazır mı? Bir kocanı bir görelim. Bir blurlu olarak kayınvalide ile senin kocan canlı yayındalar. Kıymet Hanım merhabalar canım. Merhaba. Didem Hanım merhaba. Teşekkürler. Ya aslında ben oğlumla da konuşmak istiyorum ama 14 yıldır siz gelinle aynı evde yaşıyormuşsunuz. Ve senin yüzünden de bu, evet, evlilik, bu evliliği, ya evliliğini yaşayamamış, anneliğini yaşayamamış. Hep sen engel olmuşsun öyle mi Kıymet Hanımcığım? Kesinlikle hayır. Oradaki o Ayşe Hanım, hı, inanın bir, hı, yalan makinesi. Öyle başka mi? Hiçbir şey değil. Ben mi yalan makinesi, vallahi sen misin? Vallahi yalan makinesi.
Sensin oyalamak inen, tamam mı? Hepsi yalan. Dinleyeyim, kıymet ben dinleyeyim. Seninle muhatap olmak... Didem Hanım benimle konuşur musunuz tamam, lütfen? Tamam, sizinle konuşuyorum. Onunla muhatap olmak istemiyorum. Tamam ama karşılıklı birbirinize de bazı cevaplar verebilirsiniz ama benimle muhatap olun tabii ki. Kıymet Hanım dün evet. Dedi ki Ayşe Efendim. Hanım, bir Ayşe Hanım'dan iddiaları dinleyelim, sen bir yanıt ver onlara, olur mu tatlım benim? Ayşe Hanımcığım, sevgili Ayşe'cim, Kıymet Hanım sana ne yaptı? Yaptı, her şeyime karıştı. Çocuklarımla dışarı salmadı. Anneme gidecek olurun salmaz. Kardeşlerime gidecek olurun salmaz. Öyle mi Kıymet evet. Hanımcığım? Her şeye müdahale ediyormuşsunuz. Kesinlikle yalan. Hayır. İnanın, kesinlikle ve evet, kesinlikle yalan. Ayşe Hanım bir yanı soru sorduk. Yeri geldi her hafta. Didem Hanım. Söyle. Fotoğrafı kaldırır mısınız oradan? Neyi kaldırayım Memin Kerim? Fotoğrafları. Fotoğrafları. Ha, tamam canım. Neyi kaldırtıyor şimdi? Tamam bir dakika. Ama gözüküyordu. Tamam söyle, Kıymet Hanımcığım. İstediği zaman istediği şekilde gidiyordu. Ne zaman gitti? Bu yalan. Gidiyor hafta bir haftada kalıyordu. Üç günde kalıyordu. Gittiği zaman mesela ben gelemeyeceğim. Vallahi billahi her şey üzerine yemin ederim. Ben de her şey üzerine yemin ederim. Gittiği zaman geldi telefon ediyordu. Ya bir dakika konuşsun Kıymet Hanım ben ya. Ben konuşmayacağım Didem Hanım. Konuş. Ayşe Hanım müdahale etme, ben Kıymet Hanım'ı dinlemek istiyorum. Şimdi ağır bir... Etmesin lütfen. Tamam müdahale etmiyor. Sen devam et Kıymet Hanımcığım. İstediği zaman gidiyordu, istediği zaman geliyordu. Hele birisinde inanın gitti, 3-4 gün kaldı, geldi. Bir gün kaldı, ertesi gün tekrar gideceğim dedi. Ondan sonra ben de her gün orası olmaz. Çocukları var evde. Bir dakika nereye gidiyordu okulu ki? Var, her nereye şey var. Nereye gidiyorum? Annesine köye, gidiyormuş. Köye annesine köye gidiyor. Köye gidiyorum. Ha köye gidiyormuş. Evet. Sonra ben aşağıdaki şeyle amcamın oğlu oturuyor aşağıda benim. Hı. Onu çağırdı. Konuştuk. Hı hı. Beni dedi köye göndermiyorlar dedi. Ayşe dedi sen daha akşam gelmedin mi köyden dedi. Ben dedi hayır dedi gelmedim dedi. Nasıl gelmesin dedi. Ben gördüm dedi arabadan indiğini dedi. Konuştuk yani ya çocukları dedi. İhmal etmesin nasıl, diye sen gidiyormuşsun. Sen dedi böyle yaparsan dedi. Ay Kıymet Hanımcığım Ayşe'cim peki yani, yediğiniz her şeye karışıyor muydu Kıymet Hanım? Karışıyor evet. Neye karışıyor mesela? Söyle bak canlı yayında karşında. Neyine karışmışım ki? Söyle. Kola içecek olursun. Neye karıştım? Yanında içirmez. Ne içirmez? Kola. Evet. Ne içirmez? Kola zararlı bir şeyi yapıyormuş Kıymet Hanım. İçerimiz geliyor. Zararlı. Zararlı. Vücuda zararlı olan şeye zararlı. Bak haklısın burada Kıymet tabii Hanım. Tabii canım zararlı olan karışır. Şeyi ben diyemiyorum. Bazen karışır. Eşimin yediğine karışır. Köye ben keyfi gitmedim oturmaya. Bir dakika dur. Köyde benim işlerim tamam, oluyor. Tamam bir koçana soralım. Emin Kerim senin yediğin her şeye tamam, canım. Tamam işi var gider. Bir dakika Emin Kerim senin yediklerine. Nasıl karışırım ben canım? Bir dakika. Kıymet Hanımcığım bir oğlunla konuşmak istiyorum. Emin Kerim'cim senin yediğin her şeye annen karışıyor mu canım? Buyurun efendim. Annen senin yediğin her şeye karışıyor yok, mu? Yok karışmıyor. Karışmıyor mu? Karın öyle söylüyor. Karışmıyor hayır. Kavga filan çıkmadı Didem Hanım. Çıkmadı mı kavga? Hayır. Yemekle, içmekle kesinlikle kavga nasıl çıkmaz. Nasıl çıkmadı ya? Yalnız ben kolayı yasakladım. Kesinlikle dedim bu eve kola girmeyecek dedim. Bazı içecekler, aşırı şekerli evet. içecekler zararlı yani. Peki Kıymet evet. Hanım ama şöyle mesela oğlun... yani gelin öyle anlatıyor. Diyor ki 3 dilim karpuz yemek isterdi. Kıymet Hanım karpuzu bu kadar yeme. Bunu az ye. Az yemek ye. Sürekli hayır, her şeye müdahale ediyor musun? Kesinlikle. Tabii. Hayır kesinlikle ve kesinlikle öyle bir şey yok. Bir tane daha yemek ister misin diye kendim sorardım ben. Öyle mi? Ama şey Kerim bir tabak daha yemek istediği zaman kendisi aha. alıyordu, söyleniyordu. Beddua ederek yemek koyuyordu. Yapmadı. Bir dakika dur. Meyve konuşmuyor ben yemeğe. Bir dakika Kıymet Hanım bir saniye söyle Ayşe'cim. Yani ben yemeğine karıştım. Ya hep konuştukları yalan ya. Konuştuğunu bütünü hepsi yalan. Vallahi billahi getiriyordum bak. Narını soyuyordum ben bu adamın. Portakalın dilimle hep önüne soyup getiriyordum. Hı hı.
Karpuzunu dilimle hep koyuyordum ama bunu yemeyeceksin diye bir tuttururlardı havayı. Geri götür bunu Ayşe dedi. Kaldır bunu derdi. Allah Allah. Öyle mi Kıymet Hanım? Konuştuğunuz hepsi yalan. Terbiş terbiş konuşma lütfen. Kendine nasıl bak. Nasıl lütfen ya? Ha. Benim konuştuklarım hep doğru. Tabii. Dinle şimdi kayınvalideni dinle. Ayşe, tabii tabii sen doğru adamsın. Onu dinledim dinledim ben bu hale geldim. Ama şimdi dinlemek lazım. Sonuca varmak için birbirinizi dinleyeceksiniz. Ne hale geldi? Ne yaptık sana? Ne yaptım ne ben sana? Ne yapmadı ki ya? Bak ne yaptım sana ne diyor. Ne yaptım ben sana? Ne yapmadı ki? Ne yaptım? Yemesini mi? Yuvamı bozdu. Giyinmesini, konuşması hiçbir şey bilmiyor muydu Ayşe size geldiğinde? Onu nereden çıkardı şimdi? Vallahi bilmiyordu. Billahi bilmiyordu. Yeminle söylüyorum. Ben kendime gidiyordum çarşıdan mesela bir şey alıyordum. Bir Ayşe Hanım diyor. Yanında, 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 yanında mutlaka. Söyle. Yanında mutlaka ona da alıyordum. Vallahi alıyordum. Sen gelini seviyor musun? Seviyor muydun? Bir de bana kızıyordu. Niye alıyorsun? Neye alıyorsun? İstemiyorum. Benim bir sürü pırtım var. Başıma kalkma gerek ya. Yok. Bana. Neyle başına kalktın be? Ben senin kaç defa başına kalktım? Nasıl kalkmadın? Ne başına kalkmışım ben senin? Neyi? Oğlan doğum oldu da 8 aylık oldu benim oğlum. Kalkmadın mı başıma? Ne? Anne neyi başına kalktım? 8 aylık oldu diye mi? Bir şey rica edebilirim. İkinize bir şey söyleyeceğim. 8 aylık mı? Kıymet Hanım bir dakika. Kıymet Hanım bir dakika. İlahi Kıymet Hanım biz bu canlı yayını 4.5G denen bir cihazla gel. Size biraz gecikmeli geliyor, sesler üst üste biniyor. Birbirinizi dinleyin, bitirin öyle yanıt verin. Bunu sana da söylüyorum Ayşe'cim, Kıymet Hanım'a da söylüyorum. Şimdi Kıymet Hanım önce bir dakika bekle, önce bir seni bir anlatsın. Yani biz gelinle çok iyi davrandık ama gelin kıymet bilmedi mi diyorsun Kıymet Hanım? Aynen öyle. Gelin burada huzur ona fazla geldi. Ha. Tabii tabii. Giderken çocuğu, uyuyan çocuğu uyandırıp... giderken buradan kalkıp giderken uyuyan çocuğu uyandırıp oğlum ben gidiyorum burada bana ekmek yemek aş vermiyorlar diyerek çocuğunu kaldıran bu kadın o gün bir gün önce sabah kuzu etli kavurmayla üzerine bal dökerek yiyen bir insan bu. Ama açlıktan ölüyorum diye gitti buradan. Ay diyor ki hayır. Ben diyor kavurma vallahi yaptım de yedim, diyor. Billahi de yedim. Hayır vallahi kavurma da yapmadı. Evet. Yemedik de ben vallahi, oğlumu da uyandırmadım. Vallahi hatta oğlum geldi. Yanıydı. Bir dakika. Bakın hatta şeyin dedi ki bir dakika dinler misin? Dinliyorum. Hatta geldi kahvaltıda Kerim'e söyledi. Kerim niye dedi kahvaltıya oturmuyorsun dedi. Ben dedi sabahleyin dedi. Şeyde dolaptan kavurma bak çıkardım. Isıttım üzerine de bal döktüm yedim. Vallahi. Dinle beni. Dinle beni. Elinden aldı kızı. Dinle beni. Dinleyeyim Kıymet Hanım diye. Kart yok. Böyle benim nedir o şey yapan bu şekilde kahvaltı yapan ya, giden kadın bal mı ben açlıktan ölüyorum burada bana yemek ekmek vermiyorlar. Evet bal dökerek yedim dedi. Sana da yapayım dedi kocasına. Hayır. Kocasına sana dakika, da yapayım tamam, dedi. Kıymet İşte Hanım, kocası da burada. Canım, bir dakika canım kocasıyla konuşacağım. Ayşe'cim sen aç mı kalıyorsun orada kavurma yapıyorduk diyor yemekler hayır. Yapıyorduk diyor. Aç mı kalıyordun? Aç kalıyordum. Neden? Ben kızı geldi miydim mutfağa giremiyordum. Mutfağa giremiyordun. Evet. Yazları geliyor ama şey evet. Görüncen. Yazları. Kızı var oldu zaten. Kızı var ki geldim ben buraya. Benim çocuğum uyumuyordu. Peki Ayşe'cim. İdem Hanım uyanıktı. Şöyle oturuyorduk hanımefendi. Ayşe'cim senin görüncen yazları oraya geliyor. Evet. Şimdi kışında sen buraya gelmeden önce de kışları da Kıymet Hanım sana yemek vermiyor mu anlamadım. Niye vermesin? Kışın veriyordu. Kışın alıp yiyordum. Ben pişiriyorum yemekleri hep. Ha. Ama kızı geldi miydi bir kırap çıkıyor evin içinde. Ha. Kızına duruyor Ayşe. Usludur demedi kızına. Ne benim eşim seslendi arkamda durdu, ne anası. Dedim aradım böyle böyle yapıyorlar bana dedim ben ne yapacağım dedim. Tamam bir dakika oğlan dur. Kardeşine. Tamam. Git davanı aç dedi boşun dedi. Tamam Kıymet Hanımcığım. Ha, duydun mu yanıt ver. Efendim. Şimdi senin kızın evet, yazları oraya geliyormuş. Kızım yazları bir ay izde geliyor. Tamam. 15 gün kayınvalidesinde 15 gün bizde kalıyor. Bu her yaz geliyor. Peki.
Peki 15 gün geldiğinde... Kayınvalidesi de Antalya'da. Peki 15 gün geldiğinde senin kızın... Evet, 15 gün geldiğinde... Ayşe'yi mutfağa sokmuyormuş. Neden? Sokmuyor. Ne demek? Beraber yaptılar her şeyi, beraber. Öyle mi? Yalan. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Vallahi de... Vallahi de yalan, billahi de yalan. Hayır. Ben Kerim'le konuşabilir miyim? Kerim'le konuşabilir miyim Kıymet Hanımcığım? Nasıl var ki Kerim? Bir dakika Ayşe'cim, bir dakika. Karı kocayla bir konuşayım. Evet. Kerim, buyurun. Kerim. Buyurun Didir Hanım. Sen maaşını alıp olduğu gibi annene mi veriyordun? Öyle söylüyor eşin. Gidip annesi alıyor. Annen alıyormuş. Hayır, bankadan. Maaşı annem. Kendim alıyordum. Maaşı kendim alıyorum ben. Hep Allah. Beraber ortak yiyorduk ya. Çekiyormuş ya. Öyle mi Kerimciğim? Annem çekiyor da parayı ben alıyorum. Ortak bile hep ben yiyorduk. Beraber yiyorduk. Gel buraya. Gel, ben niye geliyorum? Sen gel. Gel buraya, direkt boşanacağım gel, boşanalım. Ben. Çocuklarımı ver, ben boşanacağım, tamam mı? Gelme sen, oraya ben Hayır. gelmem. Ben gelmeyeceğim oraya. Ben orada çıkarsam senin dönmen dedim sana. Ben de... Kerim kardeşin annene laf anlat dedim. Sen yavrum. Gel de, tamam, ben... Gel buraya boşanacağım. Bitti. Senin tamam hakkın neredeydi? Bir dakika Ayşe, senin hakkın neredeydi? Bir dakika. Tamam. Kıymet Hanım bir dakika. Bir dakika oğlunla konu. Bir dakika Ayşe dur bir dakika. Ben boşanacağım. Bir gelsin dakika. Buraya. Ayşe Hanım bir dakika. Kerimciğim. Hayır bu yalanlar bir dakika durumu söylemem lazım. Kerim. Eşin sana şiddet uyguladı mı canım? Evet uyguladı. Kollarımı morattı. Dövmedim dedim morattı kollarımı. Sen niye çocuğuma vurdun? Çocuğu ver telefona. Sen niye vurdun çocuğunu da köyde? Ben çocuğuma bile vurmadım. Senin yüzünden geldim. Çocuğa niye vuruyorsun? Çocuğa niye vuruyorsun sen? Bile bile. Hayır. Kardeşim demirine niye vuruyorsun? Sen bir dakika Kerim. Sen çocuğunu mu dövdün? Ben kayınvalidem bana saldırdı ya. Eşya alırken. Orada kardolabın şeyleri var. Ya sen evden bir dakika. Sen evden ayrıldıktan sonra gelip eşyalarını almak istiyorsun. Evet. O zaman vurdum ben çocuğuma. Vurmadım da araya girdi çocuk. Kayınvalide beni itti, dövdü ya, vurdu sen ya. Sen aslında kayınvalideye saldıracaktın. Evet, neyli oradan bir şey sopası, kardolabım. Onu aldığımda ben kayınvalideye mertlerken çocuk oraya geliverdi, çocuğa geldi. Şurasına. Ama kocam diyor ki beni de dövdü diyor arada. Kim? Peki ben Kerim şunu merak ediyorum. Daha öncesinde bu eşya muhabbeti öncesinde. Onu bile dövmedik biz. Tamam bir dakika Kerim. Dövmedim canım. Bir dakika Kerim 14 yıllık evliliğin boyunca sen. Bir dakika kadın bir bağlasa beni kırık ettiğin sen öldüğün. Ayşe'cim bir dakika. Kerim 14 yıllık evliliğin boyunca sen Ayşe'den dayak yedin mi hiç başka? Hayır. Yedim evet. Kafa yedim. Sallıyor bak oradan anasın. Bir dakika dur ya. Delirtiyor beni. Ya Didem Hanım neden yalan söylüyorlar? Bir öğrenelim iddiasını canım. Ne zaman dövdü ben seni? Ben yalan söylemiyorum. Yalancı sensin. Sensin tamam mı? Yalancı sensin. Ne zaman Didem seni dövdü? Didem sizinle konuşabilir miyim? Tamam canım seni ne zaman... Yok hakaret yok. Seni ne zaman dövdü eşin? Ya, ne zaman? Ne zaman dövdü? İki defa dövdün. İki defa. Ya. İki kez dövdü. Ya Rabbim ya Resulallah ya. Yalana bak ya. Peki sen annenle aynı evde yaşamasan. Yani bir ara eşinle barışmak istemişsin. Gitmişsin işte barışalım demişsin. Hiç barışmayı düşünüyor musun sen Ayşe'yle? Tamam. Ayşe'yle barışmayı düşündün mü? Yok şu anda düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum ben. Ben hiç barışmak istemiyorum. Gel istemiyorum. Buraya boşanacağım ben. Manavgat Adliyesi'ne gelmedin. Telefonlarımı açmadın. Ben gelmem onu. Sen kim geleceksin. Kim diye boşan saydı beni buraya neye yordun? Sen geleceksin. Ben oraya gelmeyeceğim. Geleceğim sen bu da boşanacağım. Sen gelmeseydin oraya. Ben Hayır efendim gönderdim ben seni. Avukat tuttum. Ben mi gönderdim? Sen göndersen zaten benim dakika, kendi Ayşecim, avukatımız var. Ayşecim bir dakika. Niye gittin oraya? Kerim ben şunu merak ediyorum. Boşanmak için. Bir dakika. Buraya boşanalım. Ayşe bir dakika. Kerim. Yani senin evliliğin annen efendim? Yüzünden bitmiş. Karın öyle söylüyor. Annen her şey Hayır, annem müdahale filan etmedi. Yeter mi canım? Yapar her şey yaptı. Süt kuzusu. Anne kuzusu öyle mi? Anne kuzusu. Annem bir şey yapma, annem karışmadı. Yapan her şey. Tabii benim canım. 14 senet. Tamam dur annenle bir konuşalım. Anca mı boşanacaktın sen Ayşe'den anlamadım efendim. Öyle mi dedi? Sizin oğlunuz daha öncesinde boşanmak mı istedi Ayşe'den? Ben gidelim dedim Didem Hanım. Boşanalım dedim. Ya Kıymet Hanım'a sordum soruya. Kıymet Hanım daha öncesinde boşanmak istediler mi bunlar? Efendim.
Bu zaten hiçbir zaman geçilmedi ki. Bunun tam yaptığı kocasına kocam demedi. Nasıl demedi? İnsan mısın? Sen adam mısın? Sen nesin? Benim eniştem arabası var. Benim eniştemin evi var. Benim eniştemin ne parası var. Hanım? Gezdirir, tozdurur. Sen şart onu olsun ki dedin. Dedi? Kaç defa hem de. Eniştem al onu getiriyor sana değil mi? Ondan sonra... Kıymet Hanım parasıyla getirdi. Bir dakika bekle bile. Kıymet Hanım bir dakika canım. Evet. Ayşe'cim bir dakika bir şey bir iddiası daha var. Evet. Ona bir yanıt verir misin? Şimdi eşin sana yıllarca şiddet gösterdiğinde görümcende sen ağlarken yıkılmadım ayaktayım adlı evet. Şarkıyı mı söylüyordu? Evet. Ne diyordu bir anlatır mısın onu? Yıkılmadım ayaktayım diyor. İşimi doldurdu. Karın dedi yemek yapmadı dedi. Götürdü oturma odasına. Hı. Ben balkondaydım. Hı. Geldi eski Hisar'dan yanından yoldan geçen arkadaş varmış kızın okul arkadaşının anası mı onların akrabası mı bir şeymiş. Ne evet. Neyse o görmüş işte beni. Beni böyle süskünden tuttu bu saçımdan. Kim? Götürdü yatak odasına eşim. Ha Kerim. Evet yatağın üstüne attı beni. Aha. Vurdu bana. Ben de ona saklamam bir tane defne attım ama tutturamadım. Ha. O zaman kadar geldi bacısı arkasında, annesi önünde, çocukların arkasında çığırıyor baba yapma diye. Gitmiş de ben ağlıyorum, sızlıyorum orada. Orada mutfakta bir öyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Yıkılmadım, ayaktayım türküsünü söylüyor. Dertleriyle baş başaymış. Görümcan söylüyor bunu. Evet. Ay öyle mi Kıymet Hanım? Ve kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten senin her şeyin doğru benim fiyalan. Efendim. Kıymet Hanım kızım. Evet. Özellikle kızından da çok dertli. Anne kız bu evliliği bitirmek istemişsiniz öyle mi? Bitti zaten evlilik diye bir şey kalmadı. Hayır kesinlikle ve kesinlikle. Hayır, kendisi hayır, bakın 15 bir aylığına geliyordu. Geleceği zaman tabii. Kendisi telefon ediyordu. Ayşe ne zaman aha. Geleceksiniz? Hadi gelin. Çünkü onlar geldiği zaman bak onlar geldiği zaman hep gezdiriyorlardı. Pikniklere gidiyorduk. Şeylere gidiyorduk. Vallahi bak böyle. Geliyordu. Kendisi gittiğimiz kendisi devamlı kendisi söylüyordu. Ayşe gelin. Hadi yeter tabii, artık tabii. Gelin. Özledik Ayşe diye kendisi davet ediyordu. Sen davet ediyor musun görümceyi? Hayır. Yetmedi beni görümceye davet. Vallahi öyle. Hayır. Vallahi yetmedim. Vallahi öyle. Kıymet Hanım. 14 yemin yıldır bir dakika merak ediyorum. Efendim? 14 yıldır beraber yaşıyormuşsunuz. Neden? Evet. Evet. Yani aslında yani niye evleri ayırmadınız? Oğlum. Ben kendilerine evet. Söylem ama şeyleri yok. Nasıl çıkacaklardır şeye? Ev senin evin mi? Eve çıktıkları zaman bir efendim. Ev senin evin mi? Anlamadım. Ev oturduğunuz ev senin evet. Evin mi? Evet benim evim. O zaman sizin gitmeniz lazım ya. Takılarımı aldı. Takılarını. Sattı. Ben mi gitmem lazım? Eve verdik. Aa, evi ben eşimin üstüne verecek biliyorum. Vallahi de satmadım, billahi de nereye satmadım. Nereye gitti o zaman? Ben kendi Antalya'daki evimi sattım. Tamam. Tamam. Onun üstüne ekledim bu bilezikleri. Evet, geldi. O evde benim bileziklerim de var diyor. O evet. Evde bileziklerim de var diyor. Hayır, kendi üstüne almış bir tane daha. Eşime bir sordum, tamam kendi üstüne. Ama bir şey söyledim ama Kıymet Hanım'ı dinleyelim. Dinleyelim, söyle Kıymet Hanım. İnanın vallahi değil, billahi değil. Eğer bir çeyrek altın bile almadım ben ondan. Antalya'daki evimi sattım. Geldim burada. 20 bin lirada kredi çektim. Ben evimi öyle aldım. Kayıtlarını çıkarırım. Sen kaç altın verdiğini iddia ediyorsun? Kaç 20 altın? Bilezik vardı. 20 bilezik? Evet. Kime verdin bunları? Kayınvalidem aldı. Aldı elinden? Evet. Ne zaman aldı? Vallahi de almadım, almadım. Ev almadan önce töbe yanlış. Araba hayır, aldık. Yalan. Eşim ehliyeti alamadı vallahi diye. Yalan. Arabayı sattı, aldı, yatırdı. Tamam, Kerim bir dakika. Kerim'ciğim sen boşanmak istiyor musun Ayşe'den? Evet, evet istiyorum. Ben istiyorum. Ha? Didem Hanım bakın. Gelsin burada başına canım gelsin. Tamam bir dakika söyle Kıymet Hanımcığım. Ben oya ben gelmeyeceğim. Gelsin burada boşanalım. Hayır efendim ben oradan avukat tuttuydum. Boşansaydı. Kıymet Hanım torunla çocuklarını da göremiyormuş göstermiyormuşsunuz çocukları. Neden çocukları göstermiyorsunuz? Çocuklar doldurdu bu kadın.
Çocuklara göstermiyormuşsunuz öyle mi? Bakın çocuklar kendisi istemiyor. Çocuklar kendisi istemiyor. Defalarca söyledi. Telefonda falan konuşurken bak o sizin anneniz güzel konu. Defalarca biz bunları anlattık. Ama o kendisi ne dedi? O sizin babanız değil. Gidin DNA testi yaptırın. Ne? Değilsiniz dedi. Nasıl ayıplar söyledi sen? Kaç defa söyledi bunu. Ondan sonra biflenebilir miyim? Benim kardeşim de vardı hatta. Konuşma. Sen konuşma. Sen konuşma. Yalan dedi. Demek dedi benim dedi çocuklarım da daha 3 gün 4 gün öncesinde geçen hafta telefon ettiğinde de aynı şey. Bir dakika Kıymet Hanım lütfen. Ayşe'cim çocuklarla ilgili DNA testini Kıymet Hanım mı istedi? Evet. Ne dedi? Bana. Arkadaşlar karşıya yazar mısınız lütfen? Ne dedi sana canım? Çok yani dikkatli konuş da anladım biraz şeysin öfkelisin. Ya. Çocukların babasının başkası olabileceğini mi söyledi? Evet. Bunu kayınvaliden mi söyledi? Evet. Ne zaman oldu bu? Kız kardeşin ikisi söyledi. Ben evden çıktığımda ablamın şefi var. Adı Gülsün müdü? Sakin ol. Şeye tamam. Gittim ben. Otele. Bağlantın Ali Bey'de çalıştığım arkadaşlarım. Sorgun titreyen göle. Ha. Orada piknik alanının karşısında bir otel var. Adı ne bilmiyorum. Aklımda kalmadı. Neyse boş önemli değil. Oraya ben iş görüşmesine gittim. Ablamla. Çocuklar aynı kaç yaşındaydı ya? İşte evden çıktığımda. Yaşını falan unuttum ben aklıma gelmiyor. Oradan ben döndüm geldim. Orada arkadaşının bir ablam. Yemedi çikil odasını ben de yemedim. Ablam dedi git dedi. Ablam para verdi yol parası. Arkadaşlar hep şahit. Dolmuşa bin git dedi. Çocuklarımın yanına sapacağım gari. Çikolataları yemedim onu vereceğim yavrucuklarıma. Ya DNA ne zaman istedi onu anlat bana. Ben merak ettim DNA'yı. Geleceğin işte. Oradan oraya gel. Hızlı gel oraya. Ha. Şeye geldim ben eve. Gelirken misal dondurma cipsi şunu bunu aldım kolaya çocuklarıma. Çocuklarım bana sarıldı. Ha. Ben önce bir de adliyeye destek vurmuştum kadın sığınmaya gideceğin diye. Beni orada şey yapmadı. Sonra senden DNA bu çocuklar senin evet, değil. Evet bu çocuklar senin değil. Pardon babası Kerim Bey değil diye senden DNA. Huzur evine gideceğim misin dedi. Huzur görmedim dedim ben evde dedim. Tamam peki Kıymet Hanım siz çocukların babası. Orada vardım çocuklarımın kulpundan tuttu. Heh. Çocuklar bana sarıldıydı annem gelmiş diye. Tamam. İki gündür varmıyordum ya. Çocuklarımı şeye kattı oturma odasına kakaladı. Uzaklaştırdı senden evet. Çocukları. Gidin dedi sarılan çocuklarıma. Ananız değil bu sizin dedi. Vallahi da böyle oldu. Buradan şuraya çıkmak nasip olmasın. Billahi da. Çocuklarım itti diye. Tamam dur bir dakika. Onu söyle. Evet hanımcığım siz çocuklarla ilgili DNA istediniz mi istemediniz mi torunlarla ilgili? Vallahi istemedim. Billahi istemedim. De bile çocuğuna kızından Dedi. Buradan gitmeden 6 ay önce falandı. Yatak odasının balkonunun önünde oturuyordu. Bana kızdı. Bu çocuklar dedi şey nedir? Kerim'in çocuğu değil dedi. Aa, onlar sen dedi, onların dedin. Babası o değil dedi. Vallahi billahi. Kardeşim şahit buna. Kardeşim de dedi ki dedi demek başkasının çocukları mı dedi besliyormuş dedi. Kardeşin ne dedi zaten oluyor onu. Mu dedi. O zaman peki, dedi kardeşin ben de sen dedim dedi ki, onu. Bir dakika, ben de Kerim, dedim ki o zaman bir dakika Kerim konuşma. Kerim. Tamam ne dedi sen Kıymet Hanım? Ben de dedim ki o zaman. Ne dedim? Öyleyse dedim. Madem o zaman dedim bu çocukların babası kimse onu göster dedim ben de. Ya yani bu çocukların o, babası geçen, Kerim işte, değil geçen dedi. Haftaydı. Evet. Kızıyla telefonla konuşuyor. Kızına diyor ki o sizin babanız değil. Yani sen diyor. Dışarıdaydın gidin orada. DNA testi yaptırın dedi. Ondan sonra bir dakika ben Kerim'e bir sorayım bir dakika. Hayır. Dur. Kerim sen o çocukların senden olmadığı ile ilgili kafanda bir şüphe var mı canım? Bir şüphe var mı kafanda? Yok, hayır. Ha? Onlar senin çocukların değil mi? Hayır. Yaptıracağım ben onu.
Sen? Evet, bunlar benim çocuklarım. Gelsin yaptıracağım ben. Ondan sonra çocuk 3 gün, kızı 3 gün gece kalkıp babaanne yarın DNA testi yaptıralım mı? Biz üvey miyiz? 3 gün bunu söyledi akşamları, 3 gün. Ayşe sen söylemişsin. Vallahi billahi. Ben onlara söylemedim. Önce bu... Vallahi o söyledi. Hayır. Vallahi sen söyledin onu radyona. Kıymet Hanım, Ayşe Hanım dün dedi ki ya ben çocuklarıma annelik bile yapamadım. Çocuklarımı emziremedim. Her şeye karıştı. Çocuklara mama vermek zorunda kaldık diyor. Öyle mi? Ona da karıştın mı? Çok öyle her şeye. Ne yapmış? Bak bir şey yapmamış. Dur bir dakika. Niye karışayım ben? Niye karışayım ben? Haklısın tabii. Bence ben niye karışacağım? Nasıl karışmadın? Varsa sütü emzirecek. Sütü yoksa ne yapacağız? Mecburen mama vereceğiz. Süt olmadığı için mama verdik biz diyor. Ben niye karışayım? O çocuk nasıl gelişecek? Hayır. Sütü var mıydı yok muydu? Süt var mıydı? Süt sonradan gitti. Oğlan dayka yoktu, süt azdı. Ama kızım dayka vardı. Kucağıma aldım ben yatak odasına gittim. Kucağımdan aldı geldi yatak odasına benim çocuğumu. Çocuğu annesinin kucağından almışsın, emzirmesine engel olmuşsun. Vallahi aldı, billahi de aldı. Tamam dur Kıymet Hanım öyle mi? Emzirmeyi de istemedin mi? Ben öyle bir şey yapamam. Mümkün değil. Yapamaz. Mümkün hangini değil. Yaptı ki? Vallahi Kıymet Hanım çok 60 yaşında bir kadın. Yani çocuk büyütmüş. Affedersiniz. Niye böyle bir şey yapsın ki değil mi sevgili vallahi izleyiciler? Vallahi yaptı. Ama yani ben... Niye yapacağım ya? Ben niye çocuğunu kucağından alayım ya? Vallahi niye çocuğunu kucağından aldım. Evet yani. Aldım. Aldım ne yaptım o zaman? Aldım geldi. Ne yaptım çocuğu? Üstüne yatın çocuğun dedin yatırtmadın. Çocuğu öldürebilir. Şöyle demişsin Kıymet Hanımcığım. Yani çocuk senin kucağında Allah uyumasın. Allah'ın yerin billahi de dedim bunu. Öldürebilirsin çocuk nefessiz kalabilir demişsin. Ama dedim çocuk. Öyle. Ama çocuğun üstüne yatarsan olur dedim de söyledim. Yatağı niye yatın çocuğun üstüne? Beşiği var. Karyolası var. Niye yatırmıyor oraya o zaman? E o haklı yani. Niye yatakta yatıyor? Ben olabilir belki. Yatakta da yatırdı. Bilmiyorsunuz. Evet. Tabii. Allah Allah. Ya çocuklarına doğru düzgün annelik yaptı mı? Torunlarına. Kıymet Hanımcığım senin doğru düzgün annelik yaptı ve annelik yapmadı diyemem ki. İyi tamam. Bak hakkını veriyor senin. Söyle Ayşe Hanım. Sen çocuklarına... Niye annelik niye yapmasın ki? Yapabildi annelik diyor. Ben hiçbir şey engel olmadım ona. Çok da güzel annelik yaptı diyor. Tabii yaptı. Oldu. Ha? Tabii beraberce hep biz oldu yaptı. Peki Kıymet Hanımcığım sen çocuklara yaramazlık yaptığında... Şimdi o çocuklar büyüdükten sonra... Bak çocuklar yaramazlık yaptığında canım onların ağzına kekik yağ sürüyormuşsun. Yaptın mı böyle bir şey? O da yapmadı. Bakın yaptım bir defa yaptım. Ama öyle yaptım. Çocukları şeyle yemek kepçesiyle dövüyordu. Yemekteki kepçe var ya yemek sen, kattığımız kepçe. Sen dövmüyor muydun? O kepçeyle dövdü. Ay dövüyor muydu? Ne zaman dövdüm ben? Ondan sonra şey... Hepsi ondan yalan. Sonra, çocukları yemek kepçesiyle dövüyor ki, muydu? Hayır. Ne zaman dövdü çocukları ya? Hayır ben çocuklarımı dövmedim. Vallahi dövdü. Hayır, banyoda. Vallahi dövmedin. Bak, çocuklarımı kekik yağdı. Bacağını kırdın oğlanı. Ben çocuklarla konuşamam. Çocuklarla ekranda konuşamam. Bir tanecik, yasak. Bir tane. Ne zaman dövdü çocuklarını? Sürekli mi dövüyordu? Tamam, hayır. Anlıyorum da. Ha. Ben dövmedim vallahi çocuklarımı. Dövdü. Banyoya girdi. Çocuğu banyoda duşun ben şeyiyle canım. Dövdü. Banyoya duş sen kitlemiyor muydun çocukları? Çığırıyor çocuk. Vallahi. Ondan sonra şeye, kızı... şey var ya prizlere taktığımız fiş. Evet. O fişi kafasına vurduğu zaman o fiş ikiye ayrıldı. Vallahi de billahi ayrıldı. Yalan atıyor. Hayır yalan söyleme. Sen yalan vallahi söylüyorsun. Öyle. Hayır vurmadım. İşte kendim yanımda. Ben vurmadım. Ya tabii yalan söylerim ben. Hayır. Senin her şeyin yalan. Bir dakika. Anaokuluna giderken beni dinler misiniz? Dinliyorum. Bir de oğluna sorayım izin verirsen. Anaokuluna giderken. Sen anlat önce sonra oğluna sorayım. Anlat. Evet. Bir dakika. Anaokuluna Didem Hanım beni dinler misiniz? Söyle canım. Anaokuluna giderken çocuğa biraz ilgilen dedim. Şunu dersini yaptır. Çocuğa şey boyama vermişler. O boyamayı yere koydu. Sen yaptırdın mı? Yanına da oturdu. Çocuğa da dedi ki boyadı. Çocuk dışına çıkarttı. Çizginin dışına çıkarttı diye kafasını yere vurdu. Vurdu kaldırdı. Vurdu kaldı. Yazıklar olsun Ayşe dedim. Ya sen bana çocuğa bilemiyorum diye ders yaptırdın mı? Ömür boyu. Allah
Vurdun mu? Yapsın. Hayır. Kerem, yapsın. Kerem kendi yapsın, vermedi. Allah beni Didem Hanım. Bir dakika. Kerem, vermedi çocukları bana. Kerem senin şey eşin çocuklarını dövdü mü canım? Ayşe, efendim? Ayşe çocukları dövdü mü canım? Evet dövdüm. Sen gördün nerede mü? Nerede dövdün? Evet dövdüm. Ne yalan evet. Dövdüm. Sen evet niye dövdün? Ben nerede dövdüm çocuğu? Sen misin döven ben miyim? Dövdün. Hayır. Dövdün. Ben çocuk dövmedim. Çocuğu döven de sizsiniz. Kepçeyle filan dövdün. Duşun duş dinle beni dinle. Duşun şeyini neydi? Başlığıyla dövdüm kafasını neydi dövüyor. Vuru vuru veriyor. Hayır. Dövmedim ben çocuğu. Ya hayır deme. Ben çocuklarımı dövmedim. Ya. Hepsi yalan. Peki seninki Kerem, yalan. Dövdün. Kerem. Ya da ben annene sorayım. Telefonu mikrofonu annene verir misin canım? Veriyorum. Kıymet Hanımcığım, Ayşe diyor efendim. Ki, ya şöyle diyor, yani biz Kıymet Hanım'la aynı evde yaşamazsak, yani sana yakın bir yerde bir ev tutsunlar, ayrı yaşasınlar, bu evliliğe bir şans daha vermek ayrı ister misiniz? Ayrı yaşasınlar, neyle yaşayacaklar? Ayşe ile mi? Sen ayrımı yaşayamadın mı peki? Ayırdın mı sen? Ayırmayacağım ben. Evimi ayırı ver. Ben yok, kaç tane ev... Ayı kaç tane ev bulduk? Ha buldunuz mu ev? Kaç tane amcan ev bulduk bağlansın. Vallahi? Öz ve öz. Vallahi amcan buldum. Bağlansın. Amcan ne demiş sana? Ben benim eve mi? Gelsin ben kıymet çocukları Ayşe. Birleştirelim oturdalım dediğinde. Ayşe, ben onlara kilo demedim mi ben? Ayırmadı demişim. Ev bulduk diye gel bakalım diye demedin mi? Baktık. Demedin mi? Baktık. O ev pahalı tutamayız dedin demedin mi? Adam 600 milyar istiyor Didem Hanım. Hmm. Kaçtaki 3 tane ev bulduk onu beğenmiyorsun. 3 tane ev bulduk. Neden gidiyorsun da? Didem Hanım. Kıymet Hanımcığım birbiri dinler misin canım? Ayşe de çalışır. Beraber sır sırta verirler, geçinirler. Onda. Cesaret ben yok için, diyor. Ben ha. Onun yok. İçin çıktım günlerce. Nasıl sen bana ver adın? Ben ev aradım onlara diyor. Onlara vallahi da yalan, billahi da yalan. Vallahi Didem aradı. Hanım etme bunu bana ya. Nasıl? Vallahi ama buldum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya. Şimdi sonuç. Ayşe Hanım, Ayşe'cim bir beni dinler misin? Çocuklarının babaannesiyle... Ben dinleye bittim zaten. Lan diye konuşma, ayıp yani. Öyle konuşma, lanlı konuşma yani. Delikiyorlar beni. Ya, tamam da yani saygılı olalım birbirimize ya. Kıymet Hanımcığım, sonuçta bak onlar... Bak, efendim. Ayşe diyor ki, biz ayrı eve taşınırsak diyor, bu evliliğin bir şansı daha olabilir ama benim kocam da o cesaret yok diyor. Sen şöyle dibinden ki, bir araylaştırsan. Biz inanın kime sorarsanız sorun. Kime sorarsanız sorun. Günlerce biz buralarda ev aradık. Aradınız. Kaç tane ev bulduk? Ha. Orasını bir bahane buldu. Ötekine bir bahane buldu. Her şeye bahane buldu. Öyle mi? Pahalı dedim. Neymiş buldum de? Evet. Ablasının ha, pahalı demiş. Pahalı 13 bin lira Didem Hanım. 13 bin lira. Bak. O amca araya gidiyor. Çok sevdim dediğim bakın, amca. Pahalıymış o evler. 13 bin lira. Nasıl oturalım orada diyor. Annesine yakın buluyor. Maksuz bu. Maksat kirayı ödeyemeyeceğiz. Kış kış aşı annemin yanı. Ucuzunu evet. Nasıl bulacaksın? Kıymet ben Hanım. Ben adamın içini okurum. İçini. Ha Kıymet Hanım. Ben senin içini okuyorum. Oğlunun içini oku, okuyorum diyor. İstediğin kadar oku. Okusun. Okusan da fayda etmiyor tabii. Okusun. Ben bundan dayağı yedim. Ben özür diledim senin sulalenden. Benim ailemi çağırdınız. Başladığınız suçu bana. Yapın bakalım bu dünyanın bir de öbür dünyası. Herhalde. Niye ya. Suçu bastıracağım? Suçlusun. Sen yok. Kendini düşün. Bana öyle demesin. Yemeklerin ayrı ayrı lütfen beni. Tamam dinleyeceğim ya, ama izin verirseniz ikinizden de biraz 5 saniye bir es istiyorum. Ay siz evde de bence çok anlaşamıyorsunuz gibi geldi. Gördün mü? Sizce.
Mehmet Hanım mı haklı yoksa Ayşe Hanım mı haklı? Yani kaynanası mı haklı yoksa gelin mi haklı? Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyi yorumlarınızı çok merak ediyorum. Kıymet Hanım diyor ki... Hanım, bir dakika Didem izin Hanım. Verirseniz soru sorayım. Bak. İzin verirseniz sorumu sorayım. Kıymet Hanım bir sakin olun ne olur. Diyor ki tamam Ayrı'yı bulmaya çalıştı ama kendisine yakın bir ev buldu. Bulduğu evlerde çok pahalıydı. Zaten bizim orada yaşayamayacağımızı, ödeyemeyeceğimizi sonra mecburen onun evine döneceğimizi biliyordu. Pahalı evleri bize buldu diyor. Heh. Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Kesin okuluna yakın olsun. Çocukların bana gelip gitmesi yakın olsun. Kendileri çalışacak. O çocuklar nereye gidecek? Tamam. Ben ona hayır mı dedim? Mutlaka. Hayır dememiş. Biz onu düşünerekten o şekilde baktık. Bak ne diyor gelin ne diyor? Düşünerek dedim. Ben ona hayır dedim mi? Biraz da çocuğum sonra, biraz... Kerim zaten... Ben eşim geldiğinde konuşmamış mıyım? Bir hafta biri kalsın madem annen de yalnız kalmasın dedim. Bir hafta biri bizimle kalsın dedim. Ben çocuklarım için birleşiyorum çünkü. Bir hafta biri kalsın annenin yanında bir hafta biri dedim. Şimdi ben Kerim mikrofonu bir oğluna verir misin lütfen? Allah'ından. Kıymet Hanımcığım bir oğluna bir soru sormam lazım. Bir şey öğrenmek istiyorum. Efendim. Kerimciğim sen eşinin yanına Ayşe'nin yanına gitmişsin. Bir gece orada kalmışsın. Siz barışmaya karar vermişsiniz. Ama annen ve kız kardeşin sana rahat vermediği için eve geri dönmüşsün doğru mu? Hayır, hayır. Ben kendim çıktım geldim. Affedersin, çok özür dilerim. Ev pisti, daha sinekten geçilmiyor. Ondan çekip geldim. Evlerim pisti. Çekip gitsin benim oturduğum evi çeksin. Yemek sinek mi var? Sinek var, baksın. Yemek yiyoruz. Bir de anlatsın sus Kerim ya. Sus oradan bir sus. Evet bir sus bence de. Söyle Kerim. Yalan konuşmasın. Yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz masada. Mutlakları yemek yiyoruz. Yemeğin altında ekmek falan. Aşı şöyle süpürseye dedim. Burada ekmek yere basılıp bir şey olur yemeği ondan sonra süpürürüz diyor. Peki sen o eve niye gittin? Bir dakika dur ya evin pisliğinden daha ziyade sen eşinin yaşadığı eve neden gittin? Ayşe'nin yanına. Efendim? Sen karının yanına neden gittin? Çağırdı gel oturalım dedi beraber kalalım dedi. Çağırdı gittim. Yarabbim. O mu seni çağırdı? Abi. O mu seni çağırdı? Bismillahirrahmanirrahim. Benim aklım yani başımda. Yani sen özür dilerim. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Özür dilerim. Şunu bir netleştirelim. Kerimciğim sen barışmak için gitmedin mi oraya? Kendi geldim. Kendin gitmişsin barışmak ya için. Önce öyleydi. Ha doğru. Bak önce doğru öyleydi söylüyorum. Şimdi istemiyorum. Ha o zaman evi de pis bulunca ben annemin evine gideyim. Annemin evi daha mı temiz diye düşündün? Evet. Ya söyle Kıymet Hanım ne diyeceksin? Değil miyim? Söyle bir şey söyleyeceksin. Söyle tabii ki Kerim sen de konuş. Şimdi bu Ayşe Hanım çocukların okumasına da karşı. Ne? Ben özel öğretmen kim tutuyorum. Dedi evet. Sen karşıyım mısın? Vallahi özel. Ben neyine karşıyım Didem Hanım? 9 senedir. Ama bir şey diyor söylesin. 9 senedir. Aha. Dinlesin dinlemesini bil. Tamam. 9 senedir ben bu çocuklara özel öğretmen geliyor eve. Neden? Benimle bunun için kavga ediyor. Ne diye uğraşıyorsun? Ne diye yapıyorsun? Bak. Neden bu kadar para veriyorsun? Okumazsa okumasın. 3-5 tane koyun davar alırız. Gider gitsin şeyde dağlarda çobanlık yapsın. Demedin mi bunları? Aa dedin mi ya böyle Allah'ım, bir şey? Ben bunu şaka yaptım bir. Şakası mı olur? Vallahi hayır. Dedi billahi şakası dedi. Şakası mı olur? Çocuğumu döve döve. Vallahi dedi. Yerlere vura vura. Kekik yağı süre süre. Ders çalıştırırsa. Gelen şey yaptı? Ne anlar benim ondan? Çocuk... Size soruyorum. Gözümün önünde cinayet çocuğuna neler yapıyor? Ne yaptı çocuğuna? Vallahi ders çalışmadı diye çocuğa ödev yapmadı diye kekik yağı sürdü. Billahi sürdü. Ders çalışmadı diye evet. Ağzına kekik yağı sürmüşsün ya. Evet. Kekik yağı? Hayır. Deme öyle canım dedi. Öyle deme diyeceğim. Ya. Öyle deme. Yalan konuşmasın Didem Hanım. Arkadaşlar bak Instagram'a para istedim. Yalansa... Dur bir dakika bir dakika. Ben dur, de dur, konuşayım. Dur. Sen ben... bekle iki dakika benim. Önce ben bir konuşayım. Sevgili izleyiciler Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyi sordunuz mu? Gelin mi haklı kaynana mı haklı? Ben görmedim Instagram'da. Öyle bir şey görmedim. Sorar mısınız izleyicilerimize? Daha yapacaklar yani. Tamam birazdan yapacaklar. Tamam söyle şimdi. Sen de onu konuşuyor sen de konuşuyorsun. Neyi konuşamadın? Ben çocukların okumasını istemiyormuşum ya. Bir dakika Kıymet Hanımcığım.
Ben şimdi bir eksiğim dediğim oluyor benim. Eşimin aile bunun elinde. Bana para ver dedim miydi? Çocuğun okuluna mı yetiştireyim? Çocuğun özel öğretmenine mi? Sana mı yetiştireyim? Kocana mı yetiştireyim? Hangisi para yetiştireyim diye çığırını veriyordu. Kocanın parasını için bunu söylüyor. Kocamın parası bunda zaten. Evlendim evleneli. Bana kocam aylığı çektim aşağı al şunu derdini gör demedi. Bu gidip bu ağlıyor bundan çıkacakmış para hep. Hatta benim abilerime de öyle demiş düğünde bu. Hı hı. Ben sordum abilerime öyle bir şey konuşmadık dediler. Öyle mi Kıymet Hanım? Neyi konuşmamışız? Ben de bir tane konuşabilirim. Anlamadım. Şunu diyor. Diyor ki benim diyor eşimin diyor aylığını el koyuyordu diyor. Bütün diyor hiç ben diyor evin idaresini yapamıyordum. Hep sürekli kaynanamdan para istiyorduk. Senin gelirin var mı Kıymet Hanım yoksa oğlunun parasıyla mı geçiniyorsun? Biz onu ilk başta konuştuk. Mali şeyler beni ilgilendiriyor. Çünkü benim iki maaşım giriyor bu eve. İki maaşım giriyor. Bir maaş da Kerim'in giriyor. Ben onları devamlı kendin demiyor muydun? Sen bize bu kadar para harcıyorsun. Neden harcıyorsun? Niye kızına da vermiyorsun? Yalnız çocuğun bu mu diye kendin diyordun ya. Kızın ne diyordu? Geldiğinde? Hiçbir şey de. Hanımcığım bir hakaret etmedi ama bir şey söyleyeceğim. Bak Kıymet Hanım. Ya yalan konuşuyor. Yalan. Kıymet Hanım'ın iki tane maaşı varmış anladım. Kocasının kendisinin. Bir de oğlunun. Sadece senin oğlunun parasını harcamıyor ki. Tamam harcıyor. Üç maaşı var. Ama kızı başıma kakıyor. Kendi başıma kakıyor. Ben işe gideyim dedim. İyi çalışsaydın. Bırakmadı. Çalışacaktım. Ben arada biraz kaçınmak yaptıysam ev temizliğine gittim. Merdiven yıkaya gittiysem karşı geldi. Kızının çocuklarına bakmamış. Benimkinlere de bakamazmış. Sen normalde Kıymet Hanım'a teşekkür ediyormuşsun kaynanana. Hayır. Sağ oluyormuşsun. Şimdi ne oldu bu kadar kızgınsın? Hayır. İşte yaptıklarından kızgının. Kızı bana nankör insan annemin parasıyla çocuklarını büyüttün dedi. Niye o zaman kızına cevap vermedi? Ben nankör müyün? Kıymet Hanım. Ben dedim bu lafların üzerine. Yapma ne dedim. Ayşe kızına para gönder. Kargoyla şey yolluyorduk buna. Ya Kıymet Hanım sonuçta sen bir dakika ikisi de boşanmak istiyorlarsa bu işi anlaşmalı bir şekilde halledebiliriz evet, yani. Evet buna gelsin boşanacağım ben. Boşansınlar istiyor musun Kıymet Hanım? Tamam boşansınlar. Gelsin boşanacağım ben. Benim için de hiç fark etmez nasıl istiyorlarsa öyle olsun. Gelsin boşanacağım ben. Ama kesinlikle ve kesinlikle orada olmaz. Neden olmaz? Burada avukatlarımızın eşliğinde. Yine hayır, avukatlar canım gelmesin. Avukatların eşliğinde olur. Hayır burada da var avukat. Hayır. Hayır diye bir şey yok. Yok Didem Hanım. Ya sen bir şey talep ediyor musun onlardan? İstiyorsan gel işte burada anlaşmalı. Sen alabiliyorsan. Sen geliri normalde seviyor muydun ya Kıymet Hanım? Ha? Sevgisini istemiyorum. Ben gelininden memnun. Ben bir şey demedim ki şimdiye kadar. Ben ona kötü bir şey söylemiş miyim? Kızına şu ana kadar ben ona kötü bir şey söyledim mi diyor. Tabii söylemedi canım. Hiç söyler mi? Ha? Çok şey söyledi. Ne söyledim? Ne söyledin sana? Ne söylemedin? Oğlumla bir tanesini söyle. Ne dedi? Bir tanesi. Ne dedi? Bir tanesini söyle diyor. Ne dedi sana mesela? Verdin mi para istediğimde? Ha para istediğinde para vermemişsin. Saldın mı koya? Bir haftada yok üç kere koya gitmişim. Niye ne vermedim? Zaman gittim? Niye vermemişim? Benim işim oluyordu Didem Hanım koya gittiğimde. Her zaman gittin. Tarlaya gidiyordum ben. Seni köyde çalıştırıyorlar mı? O da gönderme iyi yapıyor. Benim kendim alım niye çalışmayacağım? Ben çalışmayı seven biriyim. Çalışmayı seviyorsun ama çocuklara da ne yapsın? O mu baksın şimdi sen gittiğinde? Versin o zaman çocuklarımı. Çocuklara da götüremiyorsun köye. Çocuklarımı ver dediğimde ne dedi biliyor musun? Babanın evinden mi getirdin çocukları? Hadi bas dedi. Elinin tersiyle. Aynı çocuklarım oturma odasına kalktığı gibi benden koparıp da. Dur Tunca Hanım bir şey söyleyecek. Tunca Hanım'ı dinleyelim. Ondan sonra Saniye Hanım'ı çağıracağım. Evet. Avukatımızı dinler misiniz lütfen Kıymet Hanımcığım? Kıymet Hanım öncelikle iyi günler diliyorum. Evet. Benim size önerim şu olacak. İyi günler canım. Açıkçası buyurun buraya gelin. İki gün içinde hem tarafların menfaatlerini gözeterek anlaştıralım. Protokolle bu işi bitirelim. Evet sizin avukatlarınız vardır. Sayın meslektaşlarıma son derece güveniyorum. Hayır. Bir bitirebilir misin? Ya şöyle zaman yapalım. Biz daha sonrasında konuşalım kendisiyle. Tamam. Daha sonrası şimdi şu an biraz soğuk bakıyorlar. Ama bu soğuk bakmalarının nedeni ya Ayşe'cim ayrı bir eve taşınırsanız bu evliliğin bir şansı var mı? Yok. Ayrı eve taşınırsanız. Yok o adam o da araya o barışmak istedi. Paçaları ateş tuttu. Tam ben bileziklerimi, şeyimi, tazminatımı her şeyimi alacaktım. Benim avukatım yaptıydı işi. 10 gün kala
paçalarını ateşe aldıydı kayınvalidemin. Okutuyor böyle oğlunu. Bileziden vazgeçsin. Telefona geliyor. Vallahi billahi geliyor telefonu sesi. Boşanmadan vazgeçsin. Nafakadan vazgeçsin diyor. Ha, derdi dedi, başka diyor. Evet. Tamam şöyle dedi, yapalım. Ben de evet dedim. Ama ben çocuklarım için demiştim. Tamam konuşacağız yine. Benim çocuklarımı alın. Birisi alabilirseniz nafakamı da alın. Ha, beni çocuklarını boşayın. Da istiyor. Çocuklarını ben da istiyor. Ben çocuklarıma düzen kurmak istiyorum. Tamam Ayşe'cim. Seni dışarıda olurum. Dinlendireyim bakalım. Onlarla bir konuşalım kamera arkasında da. Bakalım ne yapacaklar. Tamam. Ben de merak ediyorum. Tamam. Ben tatlım. Buradan çocuklarımı almadan gitmeyeceğim. Tamam çocuklarını da çok istiyor, özlüyor. En azından benim çocuklarımı verin bana. Tamam. Ben daha devlet verecek bakarım. Eğer inşallah. Sen merak etme. Seni alırsın diye özledin düşünüyorum mi? Ben. Ben çok özledim çocuklarımı. Ha, tatlım. Ben burada sana çocuklarımı yapmak istiyorum. Allah'ım. Bana çocuklarımı alın. Benim çocuklarım bana değil. Sen dövdün mü çocukları ama? Hayır. Ben çocuklarımı dövmedim. Herkes şahit buna. Bir sokağa salmadı benim çocuklarımla beni. Neden ben kardeşlerime gidemiyorum? Eniştelerim bağlansın. Pikniğe götürücü oldular. Onlar hep benim sulayla pikniğe gitti. Salmadı. Ama sen çocukların kafasını karıştırmışsın. Bu çocukların babası Kerim değil onu, demişsin. Onu dedim. Öykülendim bunun için. Ha dedim. Öykümden, sidirinden dedim onu. Ama babası onlar Kerim değil mi çocuklar? Onlar. Ama ben o kadını inat. DNA testini yaptıracaksın. Ortaya çıksın her şey. Tamam canım. Hadi sen biraz dinlen. Solukan Saniye Hanım'ı çağıracağım. Elimden geleni yapacağım da sonuçta hukuki bir süreç ya, sabırlı olman lazım. Benim çocuklarım benim ablamı, kardeşlerimi nasıl severdi? Ali de ağzına düşman etti benim çocuklarımı. Benim kardeşim her gün her hafta süt getirirdi. Çocuklarıma çikolata şunu bunu getirirdi. Taideyi sarırlardı. Sen ne zamandır görmüyorsun çocuklarını? Kaç ay, ne kadar sefer, oldu? Ne kadar oldu? Kaç ay oldu? İşte hocam ben... Bir sene oldu mu? Bir sene geçti. Ay, bu nasıl? Sene Kurban Bayramı gelirse... 2 sene olacak. Of çok fazla olmuş benim, ya. Benim atı desteğiyle işte benim ay, avukatım. 2 sene evlatlardan Allah uzak. Allah razı olsun avukatımdan. 2 kere devlet desteğiyle aldım. Gördüm dedi. Onda da çocuklar eve girmedi. Ay öyle devam etmek çocuklar. İstiyor. Yani çocuk ne diyor? Ben gitmeyeceğim burada çocuklarımı almadan zaten. Ay aşkım benim ya. Çocuk ne diyor biliyor musun benim kızım? Baban da bu kadın bizi kaçıracak diyor. Senin dediğin gibi diyor. Tamam dur. Evin önünde komşularım gördü benim. Şimdi oturdum evin önünde. Ay canım benim ya. Vallahi benim de komşularım bağlansın. Tamam. Komşularım bağlansın benim. Tamam. Çocuklarını senin... yani görme hakkım var. Hukuki olarak görme hakkım var. Avukatın da dedi onu. Benim biraz sabır bak. Bağlansın. 2 yıl sabretmişsin. Biraz daha sabırlı olur musun? Sabredim ama pazarcılara sorun beni. Tamam hadi. Pazarcılara sorun. Ay tamam. Ağladım ben pazarında deli gibi ağladım. Çöründüm. Kimse yardım etmedi bana. Ay Merve bilgilenir misiniz? Tamam bir tane. Kimse yardım etmedi. Edeceğim bak biz buradayız. Güzel bir aileyiz. Ekibim var. Pazarcı var hatta. Adı Ahmet mi Mehmet mi? O dedi ağlayıp verme şuradan market dedi pazarda bana. Tamam bir tanem. Tamam bir dinlen lütfen. Ay gönül ister ki herkese programın tamamını ayırayım ama o kadar çok dertli insan var ki. Ay canım benim ya. Şimdi Saniye Hanım'ı çağıracağım. Saniye Danacı Manisa Alaşehir'den, o da Süleyman Bey'den dertli. Süleyman Bey de ne demişti? Kelebeğim. Çok tatlı da. Ama neyse gelsin lütfen Saniye Hanım. Bence Saniye Hanım haklı ya. Saniye Hanım gelir misin? Gel Saniye Hanım. Saniye Hanım 41 yıllık evliliği bitirmeye kararlı. Kararlıyım. Kararlı mısın? Kararlıyım. Kesin. Hadi bakalım o zaman geç şuraya. Hı. Hoş geldin. Çünkü ya dün en köşeye kadar oturalım lütfen. Yani hepiniz Saniye Hanım'la ilgili yorumlarda bulunuyorsunuz. Yine yorumlarınızı merak ediyorum. Değerli sanatçımız Yasemin Kutsi de yorumda bulunmuş. Şunu demiş Yasemin Hanım. Çok da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Yayınları da izliyorlar. Çok sevgiler, selamlar, hürmetler kendisine. Demiş ki... Saniye Hanım çalışsın, parasını alsın, kendi parasını da çatır çutur yesin. Yiyeceğim ondan kadar zaten, biriktirmeyeceğim. Sen vereceksin, yani şey boşanacaksın Süleyman Bey. Ben 8 sene akarma bir şey almadım, 8 sene. Türkiye'cek almadım, öyle biriktirdim ben o parayı. 8 sene. Çalıştın kime verdin? Evet sen yazdın ben Maya. 4 pazara mı kaldım, millet çatır çatır. Simit yedi, o yedi, bu yedi. Ben hiçbir şey yemeden biriktirdim o parayı. Sarıgöl'e pazara gittim. Pazardan bir simit yemeden geldim eve. Aç aç geldi. Aç aç. Kazandığın paraları hep kocan Süleyman'a çocuklarına yok mı verdin? Yok ya. Kocam değildi zaman. Çal o bak yedi tamam o yedi. O çalışmadı. Ne dedim baştan beri? 2 gün çalışsa 3 gün çalışmadı. 5 gün çalışsa 2 gün çalışmadı. Doğru dürüst çalışmadı.
Öyle demiyor, çalıştım diyor adam ya. Çalışmadı ya. Ben... Sorum. Gelsin soralım. Süleyman Bey gel soralım sana. Denizli'ye tütün kırmaya gittiğimde Süleyman Bey neredeydi diyor. Hadi gelsin yanıtlasın. Neredeydi? Denizli'ye tütün kırmaya gittiğinde sen neredeydin? Neredeydim? Köyde, bağlarda, bahçelerde geziyor çalışıyordum. Geziyor muydun? Vallahi evliydi billahi evliydi. Gel böyle otur şuradan köşeye. Hayır. Gel köşeye otur. Yani şunu yani hepiniz yan gelmişsiniz, yatmışsınız. Bu kadın çalışmış yani, ya dedilmiş. O ne dediyse o. Ben onun lafını bak. Ben bak tartışmayacağım. Ben de tartışmak istemiyorum. Bak tartışmak istemiyorum. Ben de tartışmak istemiyorum. Millet... Madem beni naletin, herkesine kavga edin boşa. Boşa. Ben ya herkesine ben... kavga edin ya. Ya boşa. Ben de kavga ediyorum. Saydın ya dün, saydın benim kavga ettiğim insanlara, vuracak olduğum insanlara. Şey, miktarı söylediğini söylemedim ben buna. Ya Allah'ım yarabbim. Sen benimkini ver, söyleyin ya, deşiyorsun ya. Bak, benim acınma, benim acınma. Acınma. Bak ben stüdyodan çıkar giderim. Bu, ben ne dedim? Ne acınma? Benim acım var. Ne acınma? Ne acınma? Bugün cenaze var. Aa, başın sağ olsun. Onu da o evlat. Kim öldü? Benim amcamın oğlunun hanımı. Amcanın oğlunun hanımı. Allah rahmet eylesin. Yarın bizim olacağımız ne? Biz nasıl olacağız? Sen buradan alıp Saniye Hanım'ı götürmek mi istiyorsun Barış'ım? Vallahi götürmek. Bak koşu koşu götüreceğim. Allah'ım beni affetsin. Koşu koşu götüreceğim. Ben buraya 3 ay önce televizyon çıkacağım dedim, biliyor musun? Evet. Ondan kere kıvradı bu. Ya televizyon... Ondan kere kıvradı. Şimdi Saniye. Ya beni inandıramazsınız. Ya inandıramazsın şey değil. Vallahi inanmıyor ya. İnanmayacağım. Affet ya. Bak şu saat... Seni şuradan kucaklayıp götüreceğim ya. Geçti diyorum ya, geçti. Bak millet ne diyor biliyor musun? Evet. Alay alıyor senden diyorlar. Alay alay. Oraya oturdu diyorlar. Böyle diyorlar. Alay alıyor senden diyorlar. Senin milletin o dedikleri. Bir de benim kulağım gittiklerim. He? Kaç Süleyman kaç diyen kim? Kaç. Ya bak, işte tamam. Şimdi nefret ediyorum benden. Diyorum. Kaç. Ya bize bak. Kaç. İnsanlar orada benim akrablarım ağlıyor, sızlıyor. Ana. Biz burada. Kim size? Özür dilerim. Arkadaşlar bizim duyduklarımızı lütfen alta manşete yazar mısınız? Kaç Süleyman kaç diyorlarmış. Kim diyor özür dilerim? Özgür yazar mısın? Duyuyor musun? WhatsApp'ta telefonun adı geliyor. Kim diyor sana kaç Süleyman kaç? Aha kendi gibi şeyle çalışmayanlardır. Bak. Kim sana buradan kaç beni istiyor? Senin... Reji beni duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ha tamam hadi bakalım tamam. WhatsApp bak şimdi WhatsApp bak. Ben, ha, kim benim, senin buradan o çocukların mı buradan ayrılmanı istiyor gidiyor? Ya çocuklarım oğlar. Değil çocuklarım değil. İnsanlar telefon... kaçsın ya. Kaç vallahi umurumda değil. Ne söyleyeyim bundan kere bak kafama da takarsam insan değilim. Saniye ben kısı keseceğim. Hadi orala. Tamam ben boşanmıyorum. Haydi o iste boşa. İste boşuma. He. Türkiye'nin huzurunda bak koca memleketin huzurunda söylüyorum. Seni dinliyorlar şimdi tamam. Dinlesinler. Söyle. Dinlersinler. Söyle. Geriye dönüş yok. Ya dönüş yok şu ne yapayım ben ya. Madem boşanacak Didem Hanım. Ha tamam. Sonra? Babamdan ben para alacağım. Babamın bağkarası var. O bağkarı oradan alacak olduğum parayı verecek. Evin kirasını bir dakika, verecek. Ona gelmeden önce sen az önce benim o kafama o takıldı. Ona gelelim tabii konuşalım. İsteklerini söyle tabii ki. Tabii. Ama şunu söyle Süleyman Beyciğim. Sen dün elinde çiçekle geldin. Kelebeğim dedin. Evet. Burada seni kucaklayacağım, seveceğim. Ondan sonra sırtıma alacağım, götüreceğim dedin. Bu sözlerine, Süleyman Bey'in bu sözlerine insanlar samimi bulmuyorlar. Ve sanki senin de dalga geçiyor. Senin kulağına bir şey söyleyebilir miyim? Samimi bulmuyorlarsa dalga geçiyor. Dalga geçiyor olarak mı algılamışlar? Bak. Gel söyle tabii ki kulağıma. Senden diyor da adet gülüyor diyor böyle gülüyor diyor. Senden, Allah Allah seni, gülüyor diyor ya. Gülüyor. Seni kızdırmak için diyorlar gülüyorlar ya. Böyle gülüyorlar. Yani ya benim diyorlar ki Süleyman sana hiç söz hakkı vermiyor diyorlar. Bak. Ha. Verdim hadi konuş. 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 Konuşayım mı? Konuş. Ben konuş ne dedim? Ya. Ne dedim? Serbestsin. Ne dedim? Serbestsin. Bak bağı vereceğim, evi vereceğim, zeytinlik, evi yanında... Sen bağı benim, kime vereceksin bağı? Kimin ya, bağını kime vereceksin? Nasıl senin bağı ya? Nasıl senin bağı? Altınların yerine ya, vermemişler mi? Sormuyor. Ya nasıl senin bağı? Babamın bağı ya. Babamın bağı ben bağını seni vereceğim. Sana vereceğim diyor, senin bağını hayır, değil. Hayır, Didem'im bak, Didem'im. Canım. Hepsinde, kaynatam, hepsini, kaynatam Miramelik, hepsinin altınlarını aldı, onu daktı. Bana gelince hiçbir şey takmadı. Hepsinde herkese bağı verdi. Bak
Gitsinler araştırsınlar ya, yalansa. Ya ben bunu karşılıklı olmadı iş. Ben bunu kaçırdım Tahir Türkçesi. Bak, iki... Kaçırdın mı? Kaçırdım. Niye kaçırdın? Aldım gittim dağlara. İki dönüm, iki dönümüne altın takmadığı için beni verdi bağın. İki dönümüne. Bu kadar bu net konuşuyor. Senin kulağına bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bak. Vallahi tamam. Lafları kendisi ben duydum. Duydun mu? Duydum. Demedin mi? Tamam. Bak demedin mi? Ben gidiyorum. Ben ne dedim şimdi? Sakin ol. Bunları bir dakika. Süleyman Bey, yerine oturur musun? Ben peşin konuştum. Ben gidiyorum. Ben telefonları araştırmak istiyorum. Nereye gidiyorsun? Ya ayıp ya. Ayıp denen bir şey vardır ya. Ayıp denen bir şey vardır. Sen duydun mu? Bunları söyledin mi? Bu dereceye sen soktun beni. Sen soktun beni. Bu dereceye sen soktun. Çok yalvardım. Yalvar, tamam sen barışmayacaksın. Ben ne dedim şimdi bak. O neyin fotoğrafı? Ben dedim? Ben bu çocuklarımın koynumda taşıyor. Koynumda. Bunları hayatta göremez şimdi. Ay, torunlar, tamam. Torunlar. Bu büyük torunum. Bu Süleyman'ın küçük oğlum. Senin bu çocuğu bu kaç çöküsü biliyor musun? Didem Hanım. Cemre, torunu verebilirsiniz bak, bunu. Bak Cemre ne diyor? Küçük torun. Aa, fotoğraf dedi çıktı. Diyor, nenem diyor televizyon nasıl girdi diyor çarşamba gün. Televizyonun arkasından nasıl girdi diyor. O da bu da oğlun bu mu? Bu da küçük oğlumun oğlu. Ha, çok tatlı torunun. Sen bunun... Otur tamam. Telefonda var. Çocuğunun yatıra var. Süleyman Bey çok dertli. Otursana Süleyman Beyciğim. Konuşuyoruz medeni ya. Benim, otur. Ya tamam da beni devamlı küçük düşürüyor ya. Devamlı sen beni küçük düşürdün. Senin Cemre ne diyor televizyonda şeyde? Ya ben Cemre bak hiç Cemre'nin hafı yok burada. Bir şey rica edebilirim. Oturabilir misiniz yerinize? Tamam. Tamam ben de kalsın. Ben sana vereceğim tekrar. Bunlar yani, bizim çiçeklerimiz. Şimdi, özür dilerim. Kulağıma söylediğin şeyi ekranda söylemeyeceğim. Söyleyeyim mi sen? İster söyle, ister söyle. Sen izin verirsen. Ben davacıyım bu konuda. O telefon araştırılacak, benim telefon da araştırılacak. O da dökümanlar çıkacak. Çıkacak, tamam çıksın. Elinden gelen uğraş. Vallahi uğraş. Ya bu boşa... Hakaret etmedin diye bu, ya. Bunun amacı... Amacı ne? Niye geldi Saniye Hanım? Amacı ne biliyor musun? Ben bunu sevdiğim için geldim. Bak sevdiğim sen için... Sen insan öyle konuşmaz. Ya bir dakika ben... Ya sen bir dinle ya. Beni bu kadar bağırma ya, benim acım şey diyorum sen Allah, hala bağırıyorsun ya. Allah üzülürsün sen acından. Ya üzülmüyorum, seviniyorum. Üzülürsün acından. Ya o kadar şeye geldi benim, ben senin ne diyorum? Ben İstanbul'u neye geldim buraya? Hani? 5 gündür buradayım ben. Kaç gündür kaybım mı hani? Adam ol madem. Ben üç gündür senin telefon istiyorum, telefon. Barış vallahi alacağım, çıkacağım buradan alacağım telefonu. Telefon istiyorum. Yürü çıkalım. Senin yüzünden telefonu kurdum. Ya yürü alalım. Benim 40 senedir zarara soktun. Ula gel alalım diyorsun. Al gel. İnsan gibi al gel madem. He? Alıp gel sen ya. Yarın telefonla gelirsen ya, belki barışır. Bak. Hayır. Yok. Telefonumu istiyor. Telefonu istiyor. Bak barışmayacak. Boşanmak istiyor. Sen de boşan. Ben de boşanmayacağım. Niye? Boşanmayacağım. Beni boşanmak için uğraşma. Sadece şunu söylemek istiyorum. Maalesef medeni kanunumuz ben boşanmayacağım diyenlere de cevaz vermiyor. Nasıl vermiyor? Eğer evlilik birliğinin devamında bir fayda yoksa sizin bu boşanmama isteğinizi hakkın kötüye kullanılması görüyor ve otomatik olarak boşuyor. O amaçla söylemiyor. Diyor, yani diyor ki ben anlıyorum Süleyman Bey. Süleyman Bey kendince seviyor. Ama Saniye Hanım da diyor ki yani 41 yıl boyunca bu sevgiyi bana göstermedikten sonra. Göstermedi ya. Milyonların önünde göstermişsin. Umurumda değil diyor. Umurumda değil. Umurunda değildi. Biz yani ne seni uğraşalım? Samimi görmüyor. Benim... Babası istemeye gelmiş mi? Sor bana. Sor. Ha sordum istemeye geldi mi? İstemeye gelmiş lan bana. İçinde 41 yıllık yaralar var. Nasıl istemeye gelmiş lan? İstemeye gelmiş lan babası gel. Nasıl gelmedi? İstemeye gelmediler ya. Ben 40 senelik şeyi unutmuyorum daha. O nasıl onu diyor? Aa istemeye gelmediler yani. Kaynım istemeye geldi bana. Niye babası ya, baban gitmedi? Şimdi şöyle. Kaçırdın. Yok abesinden arkadaş. Çok samimi arkadaş. Ondan kere. Başka hangi yaralar var içinde? 41 yıl boyunca başka... Böyle kan kustum. Ben seni sizi tahmin ne anladım? Ya bu kadar ya. Kan kustum ben. Ben gidiyorum. Ben ne çıktım senin?
Dur ya. Sarı böyle ton soğukluğuna bıktım ben vallahi bıktım ya. Barışmayacak ya. Bacılarım soruyorsun size. Barışmayacak ya vallahi barış. Şimdi evi dedin ya, şu evi bir girelim. Ev dedin ya. Şu evi bir beraber bir görelim. Bir gelsin. Bu senin oturduğun ev mi yoksa Süleyman Benim haberim yok. Gitmişler. Hadi. Bir haber etmeden gitmişler bana. Şu görüntüler bir gelsin ekranlara. Benim haberim ama. Bir dakika. Beni ekrandan alın. Karı kocaya bir ekranı verin. Şu evi de görelim Hacer'cim. Hadi girdik görüntüyü. Bu giriş. Bak. Bu tuvalet. Tuvaletim. Dualarına bak. Bak. Bu halı Elsa abi. Bu masa elin. Şu elin. Bu buzdolap elin. Bunlar benim değil. Bak. Vay. Merdiven boşluğunda. Hem mutfak hem banyo. Ne olur. Dedemciğim yardım et. Eşyalarımı almak istiyorum. Bu yastık örtüsünü çöpten aldım. Bu yastık örtüsünü çöpten aldım. Bunu acındıracak dedi der benim adam. Hayır. Yalanım yok. Çöpten. Bak eve bak. Eve. Pisliğin içinde yaşayayım ben. 7 aydır o pisliğin halının içinde yaşadım ben. Burada çöpten. Bu da çöpten. Bunu da çöpten çıkardım. Aldım. Yıkadım. Bu ev sahibinin. Bu eşyalar. Bu ceketler. Bunlar. Altlar kullanılmaz halde. Ne olur dedemciğim. Bak halının pisliğine bak. Benim halılarım evde buz gibi duruyor. Bak. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Sadece evimin eşyasını istiyorum. Şimdi Saniye Hanım bu görüntüleri bize dün bahsettiği görüntü bu görüntüler. Bu görüntüleri bize gönderip benden şunu istiyor. Süleyman Bey'de kalan hepsini ben kendim yaptım o eşyaların Aynen. hepsini. Süleyman Bey'den hem boşanmak istiyorum hem de o eşyaları bana versin. Ben o alnımın teriyle o eşyaları kazandım. Aldım. O eşyaları bana geri versin diyor. Evet. Öyle mi Süleyman Bey? Eşyalar onun eşyaları. Ben 40 sene senden yüz yukarı yattım. 40 sene hiçbir iş yapmadım. Mekmedin, su mu içmedin? Tamam da niye aldın? Beraber çalışmadım. Hiç de beraberim çalışmadım. Ya çalıştıysak niye aldın eve? Ya ne aldın diyor, ben aldım. Sen mi aldın makineleri? Ya sen aldıysan ben de aldım. Sen nasıl bu? Babamın alıverdi dolap. Sen nasıl yıkıyorsun o makinede? Ya neyi yıkamayacaksın? Bak. Eski makineyi, bozuldu. Vermeyecek misin makine eşyalarını? He? İstiyor ya. Onu da ver belki. Ya diyor ki kayıtlar yok menkır. Anladım. Sen ödedin onların parasını öyle mi? Ben ödedim ya. Parayı verdim ya. Herkes ben adam yerine koymayan kadın. Bak. Biz bostan oyu gibi bir insandık bunun yanında. Almadık ha. Almadın. Parayı aldın gittin yatırdın hesapları ya. He? Koyunu ben aldım geldim. Ben sürdüm geldim diyordun. Kim sürdü geldi? Hı? Ben arkadan motorla geldim sizi Cavidin'le ikinizi tost yaptırdım. Tamam. Beraber şu şeye gitmedik biz o şeyden. He? Süleyman Bey sen çalıştın mı hiç? Nasıl çalıştın? Ya hiçbir işe gittin ne yaptın? Ya biz şimdi ameleyiz biz işçiyiz. Günlük işler oldukça gittim. Evet günlük işler. Bak şu mesleğim yok evimin diyor. Haline şu bakırlar her şeyle benim evde bakırlarım Çöpten böyle. Çöpten mi topladın eşyaları bazı şeyleri? Bak o bakırlar hurdudan. Burada da. Millet atmış ben aldım geldim. Ya sen makinenin görüntüsü var. Makinenin görüntüsünü hemen. Ben bu yıl ne çektim Alışer'de? Makine çatır çatır. Seni çek servisi ya. Servisi ne dedi beni biliyor musun? Enki makine dedi çatır çatır yansın dedi. Ben gelese dedi. Paris'te de bir salı bir Peki pazartesi sen... bağladı servisçi. Bir pazartesi olmadan makine yandı. Gidip gel en sonunu makine yandı Saniyecim. Çatır çatır o gördün yok burada. Tatlım benim sen kocanla ne istiyorsun boşanmak ben için? Ben eşyam istiyorum. Evdeki eşyalarım istiyorum. Başka? Başka hiçbir şey istemiyorum. Aman ev donun olsun, tarla donun madem bavununmuş. Öyle deme ya. Çıkarsın. 40 senedir bağı saati benim ama. Çok çalışırken ben bunu arkasında kasa çektim. Çok ekmek arası yapmadım. Çok elimden tamam, ekmekler yedim. Çalışmadı demiyorum ki ben sana. Ya neyi çalışmıyor diyorsun sen bana? Neyi çalışmıyor diyorsun? Benim kadar
çalışmadın. Benim kadar çalışmadın. Ya çalıştın senden, mı? Sen benden bir fazla çalış. He? Çalışmışındır. Ama neden ben de çok bir fazla çalışıyorum? Ya ben şu 5 gündür buradayım. 5 gündür ben bak bal bıdakçı yapıyorum. Benim de günlük 500 lira gidiyor. Tamam. Benim ayım onun da. Peki Süleyman Bey özür dilerim. Yani sen seni istemeyen bir kadınla bak, niye... Bir dakika canım. Seni istemeyen bir kadınla niye ısrar ediyorsun? Ya madem 41 senedir istemeyen bir kadın benim... Boşan o zaman. Bir dakika. Neden hemen bir kalemde boşanayım? İki tane oğlum var. Biri 40 yaşında, biri 35 yaşında diyelim. Kolay değil diyorsun. 5 tane torunum var gösterdi. Nasıl kolay mı yani bu? Kolay mı hemen? Ben sen valla Didem'im ben zamanında çok yalvardım. Bak gerçekten çok yalvardım. Of. Bak çok yalvardım. Çok yalan söyledi bana. Çok yalan ya söyledi. Allah Allah. Çok yalan söyledi. Allah Allah. Bak. Amcanın kızı ilk Müslüman'ın diyor gününe. Ki, bak diyor ki yani hatalarım oldu. Kabul oldu, ediyor hatalarını. Oldu. Hatalarım vardır. Ama diyor üzerine gül koklamadım. Doğru. İstemiyorum. Ha? İstemiyorum. Kararlı İster kadın. Boşasın. Bir şey söyleyeyim mi? Bak Süleyman Beyciğim hatta biz de... İster boşasın. Biz hatta ekip arkadaşları zaman zaman kamera arkasında da Saniye Hanım'la konuşuyoruz. Dedik ya Saniye Hanım bir şans daha vermek istemez misin? Tabii bak bayanım. Ya biliyorum Nazlı sana sormuş. Çok kararlı. Hatta ekip arkadaşları şunu söylüyor. Ya Saniye Hanım'daki duruş hiçbirimizde yok diyorlar. O kadar kararlı Tabii ki. Tabii bak sizi gelin hanım beri barışsın ya dedi bana. Niye barışmıyorsun sen dedi Nazlı bir yaştan demiş, geldi dedi. Nazlı demiş evet. Diyemez beni öyle. Sen diyemez. Dedi, bak evet öyle Nazlı. Diyemez ya. Bak. Bak deme. Ha Merve nasıl demiş. Diyemez? Merve demiş. Diyemez. Pardon. Ben isteyen barışırım isteyen barışmam. Ha barışabilirsin o zaman. İsteyen barışırım isteyen barışmam. Ya zaten ne borçlarını ödedim sor. Peki bir şey yok. Merak ediyorum. Sor. Ne borçlarını ödedim sor. Aşkım tattım elim. Ben şunu merak ediyorum. Ben o kadar kazandım işe gittim. Ne borçlarını ödedim sor. Bir şey merak ediyorum Saniye Hanımcığım. Tattım bir tanem. Süleyman Bey'i 41 yıllık hayat arkadaşını affetmen için bir şartın falan var mı? Hiçbir şartım yok. Sadece boşasın. Eşyamı versin. Benim evim gitsinler köyün bak. Köyün eşyasını çeksinler. Ya utanmadan ben alışarım. Kadın başımdan alışer varıyorsun alıyorsun. Köyde alıyorsun. Bu ne? Neden almıyor madem erkekken? Ya benim, hocam neden almıyor? Benim senin eşyalarında gözüm yok. Neden yıkıyorsun madem? Senin eşyalarında... Hatçı gelin öyle gelmiş makineye. Hatçı gelin. Ya ne hatçı gelin öyle diyor ben. Senin de bir iki tane bayan var. Bunun komşusu. Bunun komşusu var bir iki tane devamlı onlarla şey itibarı gidiyor. Hayır, yok. Hatçı gelin. Ben insanlarla kötü edeceğim. Kafasını mı karıştırıyor? Allah. Bak sürekli böyle hocam ya. Sürekli bak, değil telefonuna bakın. Vallahi o iki kadının telefonun numarası yoksa bundan da. Kimin? Yani Saniye Hanım'ın kafasını karıştıranlar mı var? Onu söylüyor. Var. Vallahi kim, adı billahi ne? Beni bayağı. Adını bilmem. 5 tane torunum var. Kimse bana şöyle et diyorsa. Bu kadar diyorum size. Ben Allah'ım şükür kimsenin aklına ihtiyacım yok. Torunları karıştırma tatlım dün, benim. Dün abisi gerekeni söyleyeceğiydi. Bir orada bir laf konuşması ortalığı bitirdi. Ne söyleyecekti hani abisi? Hani kötüydü abim ya? Hani yüzüğü iyi dedin dün burada. Yüzüğü, gayrına mı savunacak tuttum? Ben mi dedim yüzüğü iyiydi de? He? Demedin mi? Kim dedi yüzüğü iyiydi? Hayır bak. Evvel evdeyken demiyor muydum? Tülü olan bozuk. Ya anlattı ya. Ya bu insanlarla beni kötü edecek ya. Bunun amacı o ya. Bunun amacı o. Bunun amacı Güleyim bari ya. Güleyim bari ya. Ya ben Allah'ın leylerini taş atmadık adamın. Sen benim Allah'ın leylerini taş atmadık kulusun ya. Allah var üzerinde. Allah var. Benim de Allah var üzerimde ya. Bir gün yatağa yatacaksın. Sen yatmayacak mı? Dinle. Sen ya ben bitiremiyor. Sen yatmayacak mı? Ya ben bitiremiyor. Bitirmeyene gerek var. Ondan sonra ben yatacaksın. Bir dakika. Ondan sonra sen ben izin ver. 41 senem geçti. Ya bir dakika ya. Bak. Vallahi billahi bak. Hasta olacak. Alaşehir'de. Ne ablası koşa. Ne kardeşlere koşa. Benden vazgeç koşan olmaz. Bugün gece saat 2'de duyacağım. Hasta koşarsın o kadar. Hastanede olduğuna. Ama vallahi bir şey söyleyeyim mi? Zamanında götürmemiş. Ne yapacak götürsen? İnanılmaz kararlı. Bence kararlı. Kararlı. Bir araya giderim. İnanmıyorum çünkü diyor. Sürekli diyor yalan söylüyor. Verdik arayı. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 10 10.
biz arada bir yayın daha yaptık. Çünkü Süleyman Bey barışalım barışalım diyor. Onun için canımı veririm diyor. Veririm. O da diyor ki o önceden düşünecektin. Önceden... Zamanında vereceğiz. Bu Cenab-ı telefonu... Allah'ın bilen affediyor ya. Yani bu telefon... Valla 41 senedir affettim. Enkini ben 500 lira sağ parvedim. Bu telefonu kim? Onun yüzünden mi kırdın? Onun yüzünden kırdım. Ben telefonu alacağım. İki gündür neden almamış? Ben şimdi alıyor diyeceğim Alışehir'e. Bak. Benim hesaba para gelir. Alıyor diyeceğim komşulara. Sen... Alıyor diyeceğim. Sen değil de ben alamayacağım senin telefonu. Ya de, senin eline eşyaların dosyası gelmedi mi? Geldi geldi. Neden? Ne sana telefon alacağım diyor. Sana telefon alacağım onu daha önce alacaktım telefonu. Bak, yarın bu programın süresi bitti bu kadar. Yarın tekrar birlikteyiz inşallah. Yarın görüşünceye kadar. Bir protokol olabilir de bilmiyorum kafam çok karışık. Yarın beraberiz. Görüşmek üzere. Çok sevgiler, selamlar herkese. İyi akşamlar.